bir de tarak. Güzel giyme, güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Tebrik ediyorum diyecek, moralim kalmadı. Kıyamam, sizin aranız mı bozuldu şimdi? Yaptığınız ayıp. Sizi tebrik ediyorum. Böyle bir ortamda yarışamadığınızı kabullenmek size ağır geliyor. Şimdi alkışlıyoruz. Hiç aslında. Önemi yok, hiç önemi yok. Çok çok teşekkür ederim, çok naziksiniz efendim. Ne demek efendim, buyurun. Çok nazik. Tayfun, giymen lazım. Vallahi giymeyeceğim, al. Giymen lazım. Gözcan, ben giymek istemiyorum ya. Al. Ya giymesen giymesen karşımda. İşte bu aslan. Verin görüntüleri. Yok, hayır. Biraz sonra o görür. Ne kendinin tarzı var, ne yaptığı modellerin tarzı var. Berbat. Taner'in şimdi etekleri tutuştu. Tayfun benim rakibim yani. Ya senin bir tarzın bile yok. Kalkmışın rakip olarak görüyorum diyor. Senin bir kere tarzın bile yok. Lütfen sen kendi tarzını bize ifade eder misin? Fönü açıyorum sırf senin sesini duymamak için. Şurada yürümeme sakın laf etme. Tamam. Sakın. Bakar mısın? Kullanabileceksin. Ya yukarıda bir anda vurdun makası. O gidiyorsa sen de git kapıda. Bazen gerçekten beni çığırımdan çıkartıyorsunuz. Kim seni çığırından çıkarıyor? Başta sen. Ne kadar söylersen söyle hep aynı cevabı alacaksın. Bak nasıl lafı çeviriyorsunuz, ben anlamış değilim ya. Nasıl çeviriyorsun lafı? Kendine paramparça ediyorsun, söylüyorsun, sonra da bir de çekiliyorsun. Bir an önce o görüntüleri verin de kendi şoka girsin. Benim bir korkum yok Gözde Hanım ya. Baksana önce. Nasıl, Tayfun mu bu? Aa, ne kadar Barış Akarsu'ya benziyor. Ben bunu görmüştüm. Sıradanım. Var mı diyeceğim? Onun da tarzı bu. Ya durur musun sen? Ben kendimi savunabilirim. Beni gerçekten şoka uğrattın. Bu model kapak ya. Modeli olacak kadar güzel bir makyajı var. Genç hareketler, genç duruşlar istiyorum. Burada öyle bir şey göremiyorum yani. Beyine bir Batman havası koymuşsun oraya. İçindeki deli yürek çıktı. Çok delice bir şey yaptı. Çok sıra dışı bir saçı oldu. Bayıldım. Yolda herkes seni çevirip saçına bakmak isteyecek, sormak isteyecek, nerede kestirdin diyecek. Çok cesur, çok yaratıcı, çok sıra dışı. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir. Merhabalar sarışınlar, esmerler, kızıllar, bir ruhsuz sokağa çıkmayanlar, ekran başına Kuaförüm Sensin'de yılın ilk finali başlıyor. Heyecanlı mısınız? Evet, çok. Çok heyecanlıyız. Evet. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, bomba gibiyim. Harika görünüyorsunuz. Dün biraz gergin geçti. Ne yazık ki iki tane sonuncu çıkardık. Bugün acaba nasıl bir final bizi bekliyor? Birinciliğin tadını çıkardınız mı? Kesinlikle çıkaramadık. Ben hiç çıkaramadım. Ben çıkardım. Yok yok, o da çıkarmamış. Çıkardım. Niye? Söyleyeyim. Ben her zaman birinci olanı da, ikinci olanı da her zaman tebrik etmişimdir. Takdir gören tebrik edilmeli. Ama dün hiç bir tane arkadaşımız bizi tebrik etmedi. O yüzden ben çok zoruma gitti. Hasan Buse. Yani olmasa da olur. Tebrik etmeseler de yine bugün oldu. Gün geçiyor ama olsaydı çok daha güzel olurdu yani. Bu konuda haklı evet, ama ben onların tebrik etmesini hiç umursamıyorum. Çünkü izleyenler ne yaptığımızı da görüyor.
Biz jüriden aldığımız puanları da biliyoruz. O yüzden hiç gerek yok ama yaptığınız ayıp. O zaman ben hemen sizi tebrik ediyorum. He, sağ ol. Hasan'cığım, hak ettiğini düşünüyor musun gerçekten birinciliği? Tabii ki de. Tabii evet. ki de hak ettik. Ben sonuna kadar hak ettik. Neden? Düşünmüyorum hak ettiğini. Neden düşünmüyorsun? Düşünmüyorum. Herkes kendi birinci olsun ister, o yüzden düşünmüyorsunuz. Yok, teşekkürler. Yani siz... Ben kesinlikle hak ettiğini düşünmüyorum senin. Neden? Jüriden, sizden daha iyiler. Hayır, sanarlar. Siz alışmışsınız böyle plaketlere gibi. Alışmışsınız ya. Böyle evet. Bir ortamda yarışamadığınızı kabullenmek size ağır geliyor. Hayır, benim bu plaketlerim daha sen... zor yerlerden alındı canım. Ya hı-hı. Tabii evet. Oraya gitseydiniz niye buraya geldiniz o zaman? Biz her zaman gidiyoruz. Biz zoru başarmaya geldik. Bizim yaptığımız iş de ortada, jüriden aldığımız puan da ortada. Siz bu tavrınızla jüriyi de inkar ediyorsunuz. Sizin yani patır hadi patır sizin anlamadığınızı zaten ortada. Biliyorum. Arkadaşım işler ortada. Yaptığımız iş o puanları gerektiriyor arkadaşım. Ve sen, o puanı aldık ve birinci görüyorum. Olduk. Tebrik etmiyorsanız etmeyin. Sen beni en yakından tanıyorsun. Ben her zaman seni tebrik ettim. Birinci olan her kimse ben tebrik ettim. Sonuncu olsam da tebrik ettim. Senin partnerin dünkü ettiği laftan sonra benim zaten orada da söyledim. Tebrik ediyorum diyecek moralim kalmadı. Dün de benim yaptığım makyaj çok güzeldi ama Aslı olmuştu o kötü makyajıyla. İkinci olduğuma da sevinemedim ya da üzülemedim, bir tepki veremedim. Sadece senin söylediğine bozulmakla kaldı benim tavrım. Sen de kişisel algılamadın. Aslı sen bir şeyleri bir yöne çekmeyi çok iyi yapıyorsun. Sen de bir yerden ben alıp çok bu farklı yarışamam. Yerlere çekip ortalığı bak, karıştırmayı çok iyi seviyorsun. Her konuda seninle yarışırım ama laf cambazlığında seninle yarışamam. Aslı ben seninle yarışamam. O senin yapabildiğin en iyi iş. Kusura bakma. Onu evet gerçekten yapıyorsun. Makyajdan da güzel yapıyorsun. Hasan ben de seni dün tebrik edemedim. Edemedin değil, etmedin. Tamam, edemedim. Edemedin başka, etmedin tamam, başka. Tamam, o zaman dur. Etmek istemedin ya, bırak. Hayır, o yönden değil. Hani biz birinciliği bekliyorduk. Siz olunca ben şoka girdim ya, ondan unuttum. Sen o şoktan hala çıkmamışsın. Taner, zaten sen zaten birincilik bekliyordun. Hı-hı. Birinciliği de hak ediyordun. Teşekkür Bence ediyorum. Bence tebrik etmemen de gayet normal. Puanı vermeseydik siz birinci olamazdınız. Ya ben çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar, evet hiçbiriniz alkışlamadınız. Yani ben modum düşük bir şekilde de olsa ufak bir hareket yapmıştım dün. Yapmadın. Yaptım. Yapmadın Aslı. Sen şimdi Gözde Hanım burada haftalardır yarışıyorum. Şimdi alkışlıyorum. Hiç zaten. Önemi yok, hiç önemi yok. Ben zaten birinci oluşumuzu da yaşı suratımı alkışlıyorum. Ben bu tepkiyle çok karşı karşıya kaldım, sadece sizinle değil. Ben burada en başında diğer yarışmacılarla yarışırken de kaldım. Hiç problem değil. Ben zaten alışkınım burada tebrik edilmemeye. Ama dışarıda insanlar beni çok güzel tebrik ediyor, sağ olsunlar. Ay kıyamam, sizin aranız mı bozuldu şimdi? Ay koalisyon mu olamayacak? Ay puan mı veremeyeceksiniz? Bak sen de burada yanlış yapıyorsun. Koalisyon Hayır, falan yok arada. Puan veremeyeceksiniz. Koalisyonunuz bozulacak. Benim yaptığım işten sonra en iyi iş Taner'den çıkıyor. Bu senin makyajından sonra en iyi makyajı Aslı yapıyor. Ben size mi puan vereyim? Ondan sonra ben mi? Ben her zaman güzel yapıyorum. Tamam. Jüriden en çok puanı kim alıyor? O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Sizi adaletli olmaya davet ediyorum. Onun için sizin için adalet terazisi getirdim arkadaşlar. Oo çok güzel ya. Bayıldım. Gerekli masalara adalet terazilerini bırakıyorum. Tayfun Bey'e vermeyeceğim. Gerek yok. Burada, ben çok adaletli bir masayım. Bunu da şerefle taşırım. Hiç taşı, önemli değil. Çok değerli. En benim azından. Bak, çok değerli. Bence onu mutlaka benim adaletimi sorgulayamazsın. Hiçbir şekilde benim adaletimi de sorgulayamazsın. Yaptığınız işler de ortada, böyle şov kokan hareketler buraya, yapmayın. Biz buraya 3 tane getirmiştik. İzleyiciye de farklı bir intiba vermeyin. Lütfen. Bir dinleyelim, sen ödülü takdim ettiğinde seni dinlediler. Beni dinlediler de geri masama koydular, gururlarına yediremediler. Gururuma yedirememekten en yılın en kötü kuaförü olmayı gururlarına yediremeyip masama geri koymuşlar. Senden mi alacağım ben o Ay, ödülü? Sen hayatım boyunca ödül almamışsın. Belli canım, belli, yaptığınız işlerle belli. Biz buraya gelmeden önce 3 tane almıştık. Ama buradaki en adaletli masa Tayfun Beylerin masası olduğu için bunu vermeyi düşünmüyoruz. Sizi de gerçekten
adalete davet ediyoruz. Artık birbirinize değil, arkadaşlarınıza da verin oylarınızı. Biz adaletsiz olsaydık eğer, riskli, yani ikimizin de durumu şu an riskli. Her masa birinci olmak istiyor. Biz öndeyken, aramızda az bir fark varken tutup da rakiplerimize yüksek puan kullanmazdık. Eğer biz adaletsiz insanlar olsaydık bu riske girmezdik. Ben hediyeye her zaman güzel karşılık verdim. Teşekkür ederim. Yine size de teşekkür ediyorum. Ama yanlış imada lütfen bizde bulunmayın. Yok, hakkını verin yeter. O aldığınız evet, ben her şeyin hakkını veririm. Veririm ama bu kırıcıydı, bunu kabul edin lütfen. Şöyle, bunu o zaman şöyle algılamanızı istiyorum. Bundan sonraki vereceğiniz puanlarda adaletli olursanız sevinirim. Biz her zaman adaletliydik. Ay, kahve fincanıyla başladı. Adalet heykeliyle devam ediyor. Sonu ne olur bilmiyorum artık. Katıldığım yerler var, evet. Bu geçtiğimiz günde ben bunu da söylemiştim. Hasan çöpe attığını falan söylüyor. Kendisi de kabul ediyor. Ertesi gün ben adaletliyim diyor. Aynı şeyi Taner de yapıyor. Ben başından beri şunu söylüyorum. Hep böyle birikiyor bazı şeyler bende. Canımı da sıkıyor. Artık birikmiyor da. Önceki biriken bugün başkalaşıyor. Dolayısıyla benden o gidiyor. Sonra başka bir şey geliyor. Karma karışık bir durumdayım. Adalet terazisi son derece muhteşem bir hareket olmuş. Kutluyorum sizi. Umarım davet ettiği yerde buluşursunuz. Ama sanmıyorum, çünkü ben de sizde öyle bir şeyde şüpheleniyorum. Hoşlanmıyorum bu durumdan. Tamam. Umarım kötü olmazsınız. O yüzden yüksek puan veriyoruz, aynen. İddia ettikleri bu adaletsizlikle ilgili sen neler diyeceksin Serap? Kesinlikle aynı şeyleri zaten konuşup duruyoruz. Tekrarlamak istemiyorum. Nedense hep aynı şeyleri düşünüyoruz. Sadece bizim düşündüğümüz bir şey değil. Bu kadar itiraz ettiniz bu adalet terazilerine. Madem iddialısınız ya biz adaletli davranıyoruz diye. Dünyada adaletin simgesidir. O zaman layığını vererek tutun o simgeleri. Teraziniz şaşmasın. Hem adaletin hem adaletsizliğin simgesidir. Layığını vererek terazilerinizi dengede tutun arkadaşlar. Biz her zaman bunu layığını verdik. Vermeye de devam edeceğiz. O zaman edeceğiz. Yersiz çıkışlara da gerek yok. Bakalım görelim, terazileriniz gerçekten dengede mi? Evet, gayet dengede. Bravo Serapcığım. Gerçekten teşekkür ederim. Ben hiç yorum bile yapmak istemiyorum. Lütfen yapar mısın? Haklar geri gelen masalarda öyle. Nedense hep böyle bir iyi anlaşıyorlar. Garip. Yani düşünebilirler. Gergin bir final olacağı yani. Benziyor. Hazırsanız modellerimizi davet edelim. Yarışmamız başlasın. İlk olarak Taner ve Aslı'nın modeli Gonca gelsin. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Hoş geldin. Kuaförüm sensin. Özlem ve Zeynep'in modeli Meryem gelsin. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin. Kuaförüm sensin. Hoş geldin. İlerle. Hasan ve Buse'nin modeli Gülben gelsin. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin. Sensin. Kuaförüm sensin. Tayfun ve Serap'ın modeli Sayın ve gelsin. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Nasılsın bugün, daha iyi misin? Evet, daha iyi. Şirinim. Günlerden cuma, haftanın finalindeyiz. Tabii salı günü yılbaşını kutlayıp ertesi gün dinlenince ne oldu? Perşembe günü kesemedik saçları. Ne kesim oldu, ne boya. Finalde ne yapacağız? İkisini birden. Merak ediyor musunuz? Boya mı? Tekrar. İkisini birden. Sizin tarzınızı konuşturacağız. Hem de imzanızla. Yani kesiminizle. Adnan Bey, saç konseptini açıklar mısınız? Bugün kendinizi bize iyi anlatmanızı istiyoruz kesimde. Modellerinizin yüzüne yakışan ama baktığım zaman bu saçı Tayfun kesmiş. Bu saçı Hasan kesmiş. Bu saçı
Özlem kesmiş. Bu saçı Taner kesmiş demeliyim. İmzanızı atmanızı istiyorum. Ayşegül. Sizler Türkiye'nin seçilmiş make-up artistisiniz. Ve ileride de zaten bu hedefle iyi make-up artistler olmayı hedefliyorsunuz. Zaten iyisiniz ve seçildiniz. Öyle makyaj yapmalısınız ki bugün bunu Buse yapmış demeliyiz. Bunu Aslı yapmış, bunu Zeynep yapmış veya Serap yapmış bu makyajı. Ve Türkiye'ye de damganızı vurmanızı bekliyorum ben bugün. Hepiniz başarılısınız. Hepiniz gerginsiniz. Hepiniz heyecanlısınız. Tüm bu duygu karmaşasında inanıyorum ki bu heyecanla, bu ateşle bugün çok önemli bir gün olduğunun farkında olarak da çok güzel işler çıkaracaksınız. Yani bizler burada dört gözle gerçekten nasıl bir sonuç çıkacağını merakla bekliyor olacağız. Başarılar diliyorum hepinize. Muammer Bey. Ve kesin. Efendim geçen yılın hem son sıkıntılarından, dertlerinden, tasalarından modelleri... Kes. Bana tehlikeli anlar yaşattırıyor. Kes. Kendi tarzınızı yansıtacaksınız. Kesiminizle, makyajınızla ve özellikle modellere seçtiğiniz kıyafetlerle, aksesuarlarla, ayakkabılarla. Hadi bakalım imzanızı atmaya hazırsanız... Toplamda tüm bu işlemler için 80 dakika süreniz var. Günün sonunda kendi imzasıyla bir takım buradan gidecek. Bir takım 10 bin lirayı kazanacak. Hazırsanız modellere kendi tarzınızı yansıtacak kıyafetleri seçmek için giyinme odasına koşun. Koşun. Bu benim tarzım değil. Bu da değil. Senin değil, bizim tarzım. Aslında ben sarıyı çok seviyorum. Sarı olabilir mi? Bakayım bir gelsin mi? Şurada olabilir. Yok, kız senin değil, bizim tarzım. Bizim gel buraya. Buse, bunu bir değerlendir diyorum. Ben biraz günlük olsun istiyorum. Hayır, günlük olmaz. Bir şey diyeceğim, bizim tarzımız. Bu nerede benim tarzım? Muhtemelen buna bir kısa kesim isteyecek. Şuralarda düz fön acayip tatlı durur bak. Söylemedi deme. Bence tişörtü böyle... boş ver ya. Yani. Ama bu da çok günlük oldu. Buse. Kurban olayım bak bunu seçelim. Bak şu da olabilir. Hayır. Bak senin... Ya da o stiletto, lacivert stiletto olur. Hayır bu daha mı güzel? Aksesuar kulağı alıyorsan al. Boyunu hiçbir şeye gerek yok. Bunun tekini... Olmadı bunu takacağız. Hep elim siyah gidiyor bak İlhan. Evet fark İlhan, etti. Sana hemen bir siyah yapıştırayım. Bak şöyle bir tane siyah. Aa, bu çok, çok spor abi. Şunları tabii göstereyim. Ama kadife. Spor işi oluyor mu böyle ne diyorsun? Bilmiyorum. Olmuyor değil mi? Yok. Ama şey çünkü diyorum. Kadife. Gerçi gündüzde de kullanılıyor artık kadife ama biraz dökümlü olduğu için. Şu olsun isterdim ama. İstedin misin? Ha, yani şey olur. Evet, doğru bir şey. Ben sen istiyor musun yine? Yok aslında takıya gerek var mı ki? Ya, onda pek bir şey istemiyorum seni. Bileklik olsaydı. Belki küpe falan bir şey olur. Yok belki. Tamam hadi. Yok çok, hadi yetişelim. Hadi. Zeynep. Oh köşede kalsın bakalım. Çok güzel. Tuluma bakabilir misin? Bakayım. Hayır. Bir botu tut bakayım altına gelmiyor. Şey. Elbise. Elbise. Çok güzel. Şu botlar nasıl? Hayır ya rugan parlıyor. Aynen. Ver. Şu ayakkabı tut. Bakayım stilettolara. Bunun senin çok asil bir takı lazım. Hani böyle absürt bir şey takamayız yani. Bunun yoğun bir şey yok mu ya böyle şey. Küpe olarak? Bakayım şöyle bir.
Bu çok yok, büyük. Çok pahalı. Evet. Büyük, inanılmaz büyük yani. Şuraya olabilirdi. Şuraya bakalım. Tamam, gel bakalım. Biraz sporan kalsın. Ne zamandır şu ayakkabı gözüme batıyor biliyor musun? Şu mu? Bunu almak istiyorum. Çok parlak ama. Şu? Güzel bak, onun matlığıyla bunun matlığı güzel. Yüzük olabilir parmağına. Ya da spor bir küpe alabilirsiniz. Tarzınızı, makasınızı, renginizi, farkınızı, yaratıcılığınızı, imzanızı atın bakalım. 80 dakikalık süreniz başlıyor. 5, 4, 3, 2, kes, 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 kes. Çok çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz efendim. Ne demek efendim, buyurun. Çok naziksiniz. Tayfun giymen lazım. Vallahi giymeyeceğim, al. Giymen lazım. Gözüm, ben giymek istemiyorum ya. Al. Ya giymesen giymesen karşındayım. İşte bu aslan. Verin görüntüleri. Yok hayır 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 hayır. Hayır. Biraz sonra o görür. Ne kendinin tarzı var, ne yaptığı modellerin tarzı var. Berbat. Taner'in şimdi etekleri tutuştu. Tayfun benim rakibim yani. Ya senin bir tarzın bile yok. Kalkmışın rakip olarak görüyorum diyor. Senin bir kere tarzın bile yok. Lütfen sen kendi tarzını bize ifade eder misin? Fönü açıyorum sırf senin sesini duymamak için. Sana kısa bir kesim yapmak istiyorum. Ben çok kısa kullanamam. Sana kısa bir kesim yapacağım. Ben kendim gerçekten kısa kesim kullanamam. Yani günlük hayatımda onu taşıyamam. Taşırsın. Sen her gayet de güzel taşırsın. Her maşa ya da düzleştirici çok yapmam gerekiyor. Çok modern bir kızsın. Çok cool bir kızsın. Sen çok da güzel, çok da rahat. Her kısa modern düzleştirici maşayla gezmem. Düzleştirici kullanmayacaksın. Hani evden... O halimle çıkamam. Yıkadım, hiç düzleştirici çıkamam. Kullanmana gerek yok. Bak ben sana söz veriyorum. Maşa kullanma, düzleştirici kullanma. O modeli, o formu her türlü kullanırsın. Şuralarda falan biraz önleri uzun, biraz arkası kısa olsun. Hacimli bir şey yapacağım böyle. Çok ensemi görünmesini çok istemiyorum. Çok enseni görünmeyecek. Çok ensen görünmeyecek. Bir böyle bir merdiven yapmak istiyorum saçında. Geçiş mi yani? Evet. Saçında böyle bir merdiven yapmak istiyorum. Ne kadarlık saç? Şu kadarlık saç mı diyorsun? Yok, şu kadar. Daha da mı kısa? Evet, daha kısa. Ne kadar? Yani şunlar zaten bitmiş, ölmüş. Tamam, senin bu saçları tamamen şuradan götürmen lazım. Şuradan kesersek evet. Ben onu nasıl toplayacağım? Şu sen saçı toplamayı zaten, düşün. Ben günlerdir seni görüyorum. Sadece, her, sadece yani, şöyle, şu kadar bir saçım tamam. Çıkacak. Ben günlerdir seni ama görüyorum ama saçını sen toplayan bir insan değilsin. Saçın sürekli salın, açık. Her zaman açık kullanamam sonuçta. Topladığın zaman da toplarsın, toplama. İlla yani... Çok fazla, biraz daha aşağıda kesebilirim. Hayır, o zaman bir farklılık olmayacak. Boyuna kadar alacak. Yani enseni değecektim ama şöyle öne doğru uzun gelecek. En azından niye biliyorum, şu eski saçlarından kurtulursun, evet. Yeni kendi saçın gelir. Bu saçı bir kere hafifleteceğiz. Evet. Tamam mı? Keserek hafifleteceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Önce boyunu temizleyeceğiz. Bak şimdi aynaya. Aşağı yukarı şu ya da şu boylarda yapmak istiyorum. Tamam mı? Buraları yaptığın zaman senin yüzün uzun duracak. En doğru yerler buralarda. Tamam mı? Bu senin bu kısmı yuvarlayacak. Yüzün uzun duruyor ya. Bu kısmı yuvarlayacak. Yukarılara çıkmak istiyorum. Ama böyle yaptığın zaman daha kabaracak. Biz onu sonra çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Ya saçın iç kısmını kısaltacaksın. Tamam mı? Ya da o boydaki saçın üst kısmına kat vereceksin. Yani ara kısım kalacak. Ya altını ya da üstünü yumuşatman lazım. Anladın mı? Ya burayı kısaltacaksın ya iç kısmını kısaltıp. Yani bu boydan bahsediyorum. Öyle kısmı atalım. Buranın tamamen gitmesi lazım. Tamam mı? Saçının yoğunlaşmasını istiyorsun. Hacimli olmasını istiyorsun. Bunlar gitmediği sürece... Kuru kısmı da var. Ama bu saçı işte bunları almasan saç kurunca uzamaz. Saç uzamaz. Neyse tamam ben şimdi hemen bir seni hazırlayayım. Bu süreçte de konuşalım. Çok farklı bir tarz çünkü. En kısası o kadar. Aynen. Daha yukarısı olmayacak. Tamam? Tamam. Başlayalım. Hadi başlayalım. Sen bunu düz jilet gibi göreceksin. Evet. Ve kaban ama yapacağız. Şey yapma. Kalkül sevmiyorum. Hayır, bunu yumuşatacağım sadece. Tamam. Burada bir şey var. Bunu yumuşatıp ona uyarlayacağım. Tamam. Kalkül için başka bir şey yapmak lazım. İçini kısaltmak, onun üzerine döküp düşürmek falan. Bir sürü şey lazım. Tamam. Ona belki başka bir zaman. İnşallah. Tamam mı? Hadi bak. Gel bir saçını ıslatayım. Masa 2'nin modeli her şeye karışıyormuş. Ya. Ya ben bunu giymem. Böyle yapmayın, bunu sürmeyin, her şeyi. Kızlar diyor ki ya mahvolduk. Mahvolduk diyor yani. Niye onu üzmeyeceğiz diyor. Her şey karışıyormuş. Şimdi. Bana göstermeden lütfen kes. Tamam beni bir dinle, dönme. Tamam. Dönme.
Ama önümden şu an fazlası. Hayır, tamam fazlasını alacağım. Sonra ben onu geri getiremeyeceğim. Yanlış bir şey yapmayacağım. Sen beni dinle. Önce hani, tamam şuradan gösterebilirsin sonuçta. Tamam. Ön kesim yapacağım. Şurayı önce bir alacağım, tamam mı? Senin söylediğin yer. Tamam, sonrasında ben onu kısaltacağım. Sonrasında gösterin de sonradan geri getiremeyeceğim çünkü o kesilen saçı. Benim mutsuz çıkarma. Allah. Aa göster. Ay ya kesti. Döndürüp keseydi ya. Nasıl yaptı öyle? Bekle. Bekle. Sabit dur. Aa kesti. Hiçbir şey demiyorum. Sen bu saçı hiçbir çok şey seveceksin. Sen bu saçı çok seveceksin. Şurada yürümeme sakın laf etme. Tamam. Sakın. Tamam. Sakın. Sadece gülümse. Tamam mı? Mutlu ol. Ay Mumi görmedin mi orada olanı? Ben sizden baştan beri diyorum. Siz o kadarını bile görmediniz. Sonra şey kız dedi. Pazarlık payınında. Kız dedi ki ona. Pazarlık sonra dedi burada yürümeme laf etme dedi. Sonra burada benim yürümeme laf etme dedi. Ben bunu yıkayayım. Gel. Sen bu saçı çok çok rahat kullanacaksın bir tane. Çok çok rahat kullanacaksın. Sen bana güven. Gel. Ben de keseceğim şey yapmadım ama panik olma. Çünkü şey kesmem lazım şu kötüleri. Dediğim bu muydu? Müşterilerine de böyle mi yapıyorsun? Hayatım ben daha onu yapmadım ki. Senin söylediğin yerden kesin. Ben daha bunu keseceğim. Değil daha kısaltacağım. Gel böyle. Hayır yapacaksan ben çıkayım yayından. Gerçekten çıkayım ben kabul etmiyorum. Gel şimdi. Saçını önce bir yıkayım. Hayır, ben bunu gerçekten kabul etmeyeceğim yani. Saçını bir yıkayım. Daha fazla kesilecekse çıkacağım. Tamam böyle çık o zaman. Böyle nasıl tamam, düzeltmeyecek mi? Tamam ben böyle mi? Çıkarım. Daha kesecek ne panik kaldı? Ben bunu hayatım, nasıl toplayacağım? Hayatım ben bu saçı kesmeden nasıl şekillendireceğim? Ben bunu nasıl toplayacağım? Böyle mi toplayacağım? Toplanmıyor bu saç. Ne yapacaksın? Ama az önce ne konuştuk? Ne konuştuk? Toplayacaksın dedim. Tamam, toplayabilirsin dedim. Toplama şeklim yok benim. Bir saçını yıkayayım. Gel bir saçını yıkayayım. Hayır tak. Daha fazla gelin. Keseceksen çıkacağım ben. Sadece düzelteceğim. Çıkacağım. Tamam. Tamam bu kalanlarını düzelteceğim o kadar. Ay bu da öyle girdi. Bakar mısın? Taner de kesti aynı. Aa. Bakabilir miyim? Daha kesmedim. Bakayım. Kesmedim daha. Bak burada. Şöyle tarayacağım. Heh, böyle. Benim senin saçınla bir derdim yok. Tamam mı? Senin saçının kesilmesi lazım. Benim derdim saçınla. Yoksa bu kuaföre niçin katıldık? Ne yapmak için geldin? Keratin mi yapacaktık sana? Tamam saç. Kesim tamam. Anlayışın bu mu? Bunu bir de düzelteceksin daha. Gel aşkım. Gel bir tane. Sakin ol. Vay bayağı gitti. Taner ne yaptın Taner? Sizin yapamadığınızı yaptım. Ay kedi gibi. Kedi yavrusu. Ay koca saç gitmiş. Ay bu da yangın patarına itfaiyeden gidiyor. O yeni görüyor ya bunların. Ay kıyamam. Ay yeni bu yeni ay görsün. Dedikçe benim içim. Daha fazla kesersen gerçekten bak bu konuda ciddiyim şu an. Yani rol falan yapmıyorum. Çıkacağım. Hayatım bu saçı bu düzeltmen gerçek... lazım. Ben dışarıda düzeltirim. Tamam sen dışarıda düzelt. Ben dışarıda tamam. Düzeltirim. Tamam hocam. Bir şey diyeceğim bunu atmasak götürebiliyor musun? Aynen tabii onu ver. Eve götürebiliyor muyuz? Bak kapkalın saçlar nasıl kesiyorlar biliyor musun? Onun senin... saçı uzun ama. Ama onun işte saçını yok. Benimkini asla kıyaslayamazsın. Benimki ince. Seninki daha çok istiyor. İnce hacimsiz. Anladın mı? Bak Ayşe uzun ve kalın. Saçına bak. Kısaca saçına bak. Çok surat şık. Yapısıyla benim surat yapımı bir mi sanıyorsun? Tamam sen de modern bir kızsın. Yapabilirsin, kullanabilirsin. Kullanmayacağım bir şey değil ki bu. Ben bunu kullanamayacağım. Yemin ederim ben bunu kullanmıştım. Ama biz seninle söylediğimiz şekilde yaptık. Aynaya bakabilir miyim lütfen? Bak aşkım, bekle. Senin söylediğin gibi kestim. Daha bu önlerinden hiçbir şey almadım ki ben. Ben şimdi sana şöyle söyleyeyim. Beni dinle bir kafanı kaldır. Kafanı kaldır aşkım. Kafanı kaldır. İnsanlar seni izleyecek. Tamam mı? Bu önü sana her türlü yeter. İstediğin şekilde kullanabileceksin. Aa! Kız ne oldu? Ne yaptın kız? Anlaştığınızdan daha mı şey kestin?
Hayır. Yok, anlaştığından 20 santim yukarıdan kesti. Bayağı yukarıda, bir anda vurdun makası. Onun söylediği şekilde kestim. Saçı sadece şu anda düzelteceğim saçı, geri kalanını. Toplanır falan dedin ya, sonra toplanmaz. Toplanmıyor mu bu saç? Ya toplanır. Ona öyle deyince, şurada öyle dedin ya, ona itiş. Tamam yaptı. Toplanır, her türlü toplanır. Toplanmadan kastın ne, şuradan mı bağlayacak? Toplanıyor da Bilal'in saçı gibi toplanıyor. Aa. Ay burası, oraya bakarken burayı, burası düdük gibi olmuş. Ay bana, ben tansiyonum el vermiyor. Çocuklar, çıkacağım yani. Yok. İletişim problemi var sizde gerçekten. Yok, benim hiç iletişim problemim yok. Oradan hiç yürüme bana. Çok ciddiyim, sizde iletişim problemi var. İzninizle ben modemle tekrar görebilir miyim? Lütfen, lütfen çocuğum, git, almadan da gelme. Yumuşak yumuşak konuş. O gidiyorsa sen de git kapıdan. Kadın psikolojisi, anlarsın. Gelme çocuğum. Canım. Meryem. Ya. Bak bana ya, bak hayır, bana. Pantolonu nasıl kesebiliyorsun? Bir ya? Bana bakar mısın? Ben öyle bir şey yapmadım. Ya, ben bak ya? Bana ben tamam, bana dön. Çocuk değilim, senin karşında çocuk yok. Meryem, biz seninle konuştuk. Ne konuştuk? Sen bana alacağım pantolonu keseceğim mi dedin? Tamam, bir döner misin? Hayır, dön. Senin saçını artık kısaltmayacağım, tamam mı? Gel, anlaştık. Hiç kısaltmayacağım, sadece düzelteceğim, sadece. Ben yok yani, saçım yok. Meryem, biz seninle böyle konuşmadık. Nasıl konuştuk? Biz seninle böyle anlaşmadık. Ben tamam, ben de senin annen yaşındasın. Ben senin annen yaşında falan değilim. Sen bir önce bir sözlerine, laflarına dikkat et, tamam mı? Saygımı bozmayacağım. Sonuçta benden büyüksün değil mi? Sana bir saygım var. Ben bunu bozmak istemiyorum ve benim lütfen buna zorlama. Tamam, gel sadece. Tamam bak, zamanım gidiyor. Zamanın gitmesi bileyim. Ben bu saçı dışarıda düzeltirim. Ben burada ne yapacağım da senin kesmeni mi şey yapacağım? Aa, kıza bak, içeride ne çağırtkırdıklar. Ağlıyor bir kız. Ağlıyor. Canım yani lütfen, ağlayacak. Senin de söylediğin şu deyimlere bayılıyorum. Ne kız yapayım? Ağlıyor. Gülmesi mi gerekiyordu? Tabii ki ağlıyor. Yazık. Bir yandan da ekstrası var. Çığlık atıyor. Bağırıyor ya. Ben bak, senin söylediğin yerden kestim. Sana dedim ki ben şeyin saçı gibi istiyorum dedim. Tamam. Bu saç. Bir şey söyleyeceğim sana. Bu saç eğer ondan daha uzun değilse ben kendi saçımı keserim. Bu saç ondan bir... Bak. Arkadaşlar ne oldu? 2 dakika kahve almaya çıktım. Model kaçmış. Gözde Hanım, bir kere de ikna edemeden, iletişim kuramadan, anlaşamadan hemen bir kere de vurdu gitti makası. Aa. Model de ağlayıp çıktı. Ben ne yaptığını tam olarak göremedim ama gitti. Hayır, iletişim kurdu canım. İletişim kurmadı değil. Ben buradan baştan beri seyrediyorum. Kurdu. Sonra bunlar kalkıyorlar 1 santim veya böyle 2 santim fark için burada cazgırlık yapıyorlar. Ne gereği var ki? Kız gerçekten tuttuğu yerden vurdu makası. Ama o yok aniden canım. Vurduğu için o ona tepki gösterdi. Küçük tabii, küçük kesin yani, belki. Tabii yani Tuğba da burada bir çığlık attı. Aa bana atsa kesin diyerde tansiyonum eksilere düştü. Valla ben kadın psikolojisini gayet iyi anlıyorum. Bu saç kesimi konusunda ben çok hassasım. Çünkü kuaförlerde de genelde bu yaşanıyor. Şu kadarcık deniyor, bu kadar kesiliyor. Ben çok böyle kavga edenleri, tartışanları gördüm salonlarda. Yani sonuçta herhalde o kız da bir şok yaşadı. Çünkü saç bu kadar gitti ya. Gitti değil mi? Şu kadar gitti. Yok, 20 yok. Santim falan. Ne vardı senin saçın? Neydi ya? Sırma saçların mı vardı? Ne? Belinde miydi saçın? Ben sonuçta size bir oran gösterdim. Ama ben ki şu an... Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben kendi tarzımı göstermek zorundayım. Anladın mı? Kendi tarzım. Evet. Kendi tarzımı. Bir şey söyleyeceğim. Ay Hasan'a bakın. Ay Bilal. Ay. Oo. Yok artık. Gözde Hanım, bence kaç günden belli bu sıkıntıyı yaşıyordu ama ben buna dikkat ettim. Kaç günden belli bu sıkıntıyı yaşıyordu? Yani zorluyordu. Yani sadece bugüne mahsus bir şey değildi. Ben duyuyorum yani, her şeyi böyle tartışıyorlardı, aralarında konuşuyorlardı yani. Modeli biraz zordu onda.
Model mi zor? Model zor. Modeli zordu. Her şeydi yani. Öyle mi düşünüyorsunuz Adnan Bey? Valla model zor. Çünkü zaten genel, dün de mesela Muammer Bey de biraz onun gülümsemesi hakkında uyardı, tavsiyelerde bulundu ama böyle bir negatif elektriği var. Ancak benim gördüğüm şey, bir boyda anlaştılar, o boyda kesti. Sonra netlik verebilmek için yıkayıp ıslak kesim yapmak istediğinde vay tekrar mı keseceksin, kestikçe kısaltacaksın benim saçımı diye tartışmaya başladılar. Yani aslında belki de kuaförüne mi güvenmedi bu üç gün içerisinde? Valla ben dün kızlarla konuştum. Onlar yokken de söyleyeyim yani çıkışta. Modellerinin çok zor olduğunu, her şeye karıştığını, biz ona bir çorap dahi giydiremiyoruz. Kesinlikle her şeyi ona soruyoruz. Yani ve bunu giydiremezsin, bunu yapamazsın, saçını toplayamazsın. Makyaj renklerine dahi karışıyormuş. Çok zorlamış onları. Onu biliyorum en azından. Burada da anlaştıkları boyda kesilip detaylara girilince daha çok kısılacak diye ağlamaya başladı. Sonra terk edip gittim. Tuğba da orada bir yaptı, benim yüreğim yerlere düştü yani. Tuğba sen daha mı büyük tepki? Yani hiçbir şeye hazırlıklı değiliz ki burada. Her an bir şey olabilir. Anladın mı? Onun tedirginliğini yaşıyorum. Hadi bugünün talihlisi sen ol. Hadi. Biz daha önce buralarda çok oturduk model ikna etmek için. Benim evet. Kucağıma yığılanlar Tuğba oldu. Tuğba Hanım. Neler hadi oldu? Hadi bakalım sen geri getirebilecek misin? Göster kendine. Ah. Yapabilirsin bence. Ha, buyur. Kabak zor bir model. Yani. Bence yapabilirsin yani. Ben meydanı boş bırakamam şu an burada. Hadi Tuğba git bebeğim, bizi de uğraştırma. Hadi gidelim bakalım. Şey kolonyada al bayıldıysa. Psikolog Tuğba. Aa geldi geldi. Aha geldi. Ay bak görü Allah'ım. Kalkman yetti be. Tuğba. Hoş duydum. Geldin. Kalkmam yetti. Hoş geldin. Hadi moral artmış olsun. Anlaşmışlar anlaşmışlar. Evet. Özlem daha iyi misiniz? İyisiniz. İyiler. Ses çıkmıyor pek ama tabii şimdi gitmemek lazım. Özlem. Evet. Dinliyorum seni. Ben siz sahnedeyken Gözde Hanım'ın saç boyunda istiyorum dedim. O dedi ki onun biraz uzunluğunu keselim. Evet. Ben de biraz uzunluğunu kestim. Ne oldu? Birdenbire şey olunca herhalde bilmiyorum. Evet bir de senden dinleyelim. Biliyordum burada kesim olduğunu. Üstelik anlaştığımızı söylüyor arkadaşlar. Ne hissettin ne yaşadın? Anlaştığımız boy bu değildi. Bu değildi. Ne istiyordun? Şu omuzlardan aşağı mı istiyordun? Hayır anlaştığımız istiyordun? Gösterdiğim boy bile bu değildi. Tamam nereye gösterdin bana? Gösterdiğim boy şuralardı. Tamam ben de buralarda kestim. O mu sıkıntı? Ve ben de hani önümde kes hani göreyim. Görebileyim hani aşkım, yavaş yavaş kesen. Aşkım ben senin önünden kesersem yamuk keser nasıl keseceğim? Kestim ve bir de onu düzeltme payı vardı. Bir şey söyleyeyim sana bak diyorum. Ön taraftan neredeyse hiç gitmedi saçın. Bak sen söylüyorsun, çelişiyorsun. Buradan kes dedim. Nerede? Bakabilir miyiz? Hiç gitmemiş ya. Ya şurada senin o yanık saçların burada. Tamam. Senin biraz önce elinle gösterdiğin boy, Özlem'in şu an kestiği... Hayır, biraz önce gösterdiğin boy, Özlem'in şu an kestiğinden daha kısa. Onun istediğinden bahsediyorum ben. Kendi istediğimden değil. Onun istediği, bana gösterdiği boydan bahsediyorum. Senin istediğinden ama bahsediyorlar. Ama senin hafta başından beri senin isteklerini yapıyorlarmış. Ve yarışmacılarımız geldiği bir hafta, 4 gün boyunca... Senin istediklerini yapmış. Şimdi saçımı benim istediğim tamam neyi yaptı pardon ben atlamadım. Her şey, her şey. Ne pardon gibi? Her şeye karışıyormuşsun öyle duyduk. Duydunuz sadece. Peki olay şöyle mi oldu? Siz bir saç boyunda anlaştınız fakat çok hızlı kesmesinden dolayı mı sen bir şok yaşayıp o tepkiyi verdin? Evet şu an hepsini çok iyi anlayabiliyorum. Kısaltmıyorum artık. Kısa sadece düzelteceğim tamam mı? Tek bir şey rica ediyorum. Sizinle yarışıyorlar. Süreniz az kaldı. Bundan sonrası için ve saçının kesiminin sağlıklı ve güzel olabilmesi için lütfen kuaförüne şu enseni, dakikadan sonra şöyle, yardımcı yaptık ol. Ya artık. Şurada ensini düzeltin. Çok rica ediyorum. Artık öyle de söylemiştin. Evet, hani enseden kısa öne doğru olabilir demiştin ya öyle yapayım artık. Olur mu? Ya geldiğinden beri bir üzgünsün anladın mı? Geldiğinden beri gerginsin gerçekten. Ben hani... Ben üzgün olsam bu programa neden katılayım sizce? Tamam ben sen geldiğinden beri ben hiç sana aksi bir şey söyledim mi? Kıyafet seçerken sana sordum, takı alırken sana sordum, ayakkabı da sana sordum. Başkaları gibi modeller önemli değil demedim anladın mı? Farklı şey de yapabilirim ama ben ona kıyamıyorum yani. Kıyamadığım için. Ne mutlu modeline.
biz aslında hiçbir problem yaşamadık. Yani modelim gergindi geldiğinden beri. Yani yüzü gülmüyor, ben çözemedim. Başka modeller de bunun için, bir değişim için katılıyorlar sonuçta yarışmamıza. Yüzleri gülsün diye katılıyorlar. Tabii şöyle şeyler de olabiliyor. Modeller buradaki takımları çok iyi izledikleri için, ay şu takıma denk gelirim düşüncesi, hissiyle. Olabilir, belki beni tanımıyor, beni fakat tanısa. Fakat tarzı çok aykırı bir takıma denk geldiği zaman endişeleri tavan yapıyor. Beni tanısa böyle davranmaz, ben eminim. Siz de daha yeni katıldığınız için sizin tarzınızı bilmiyor olabilir. Ben yeni katıldım, beni tanımıyor, tarzımı da bilmiyor, tavrımı da bilmiyor. Ben ona da hak veriyorum. Sen tarzını nasıl tanımlarsın Özlem? Ya göstereceğiz. Göstereceğiz. Gittikten sonra. Peki. Birbirinizin tarzlarına bakıyor musunuz arkadaşlar? Nasıl yorumluyorsunuz tarzlarınızı? Ne düşünüyorsun mesela Tayfun, Hasan'ın, Taner'in, Özlem'in tarzıyla ilgili? Ya genelde romantik çalışırlar. Hasan bugün farklı bir çalışma yapıyor. Hoşuma gidiyor. Ben daha düz ve kendi sert... tarzını yansıtıyor mu? Yoksa bu, bir evet. Fark mı ortaya? Burası şu an bana yakın. Ben daha sert ve düz kesimler seviyorum. Tayfun, Taner'in tarzını romantik buluyorum dedi. Nasıl oluyor romantik tarz? Ya daha yumuşak hatlar seviyor. O biraz Alaturka gibi. Ben hani çok da şey yapmak istemiyorum. Bana göre biraz demode çalışıyor. Ay çeke çeke yoldum kızın kafasını. Benim tarzıma göre. Yani toplum olarak şey oluyor olabilir. Modern geliyor olabilir. Ama benim tarzını biraz demode buluyorum. O daha yumuşak, daha romantik saçlar seviyor. Ben Hasan'daki gibi daha sert, agresif. Hasan çok oyna. Çok insanın kullanmadığı Hasan tarzı. Hasan oyna, Hasan oyna. Nasıl oynayayım? Adam Hasan kesiyor. Oyna. Kesiyor adam, oynamıyor. Hasan oyna. Ben oynamam arkadaşım. Sen var ya, sen var ya, hiç göründüğünle alakan yok ya. Sen çok iyi oynuyorsun, bak bunları biliyor musun? Sana, bak bunları sana hatırlatacağım. Tribüne çok iyi oynuyorsun, göründüğün helal olsun. Bunları sana hatırlatacağım, unutma. Tribüne çok iyi oynuyorsun, helal olsun. Ay, benim öyle işim olmaz. Benim öyle işim olmaz. Bırak bu saçmalıkları. Bir de Hasan'ın ağzı iyi laf yapıyor. Evet. O yüzden ikna etme kabiliyeti evet. De yüksek. Evet. Ama Tayfun da ederdi. Gerçekten yani evet. Şu saçı kabul ettirmek bir kadına çok zor. Tayfun da ederdi bence. Sen Tayfun tarzını nasıl tanımlarsın? Berbat. Ne kendinin tarzı var, ne yaptığı modellerin tarzı var. Ben de Tayfun'un tarzını seviyorum. Aa. Keskin, yani makas kullanabiliyor. Ben makasla gerçekten konuşabilen kuaförleri seviyorum. Tayfun da makasla konuşuyor yani. Seviyor. Ben de çok severim. Tayfun'un Hasan'ın tarzını kendi yakın bulduğunu, yaptığı işi kendi tarzına yakın bulduğunu evet. Söylediği için Taner inanılmaz tepki gösteriyor. Çünkü buradan oraya yüksek puan çıkacağını düşündüğü için Taner'in şimdi etekleri tutuştu. Aa. Evet. Konuşun o zaman beraber. Şunun bak, ben tas kafa yaptım benim. Tamam, bitti orası. Bitti, sadece düzeltiyorum. Bu gerçekten tas kafa ya. Sen bak modeli görünce... Ben buradan çıkınca kaynak yaptıracağım sanırım. Buna kaynak bile tutmaz. Rakibini olarak görüyorsun o zaman evet. Bugün onu. Ben hep söylüyorum, Tayfun benim rakibim yani. Hep de söylüyorum, geldiği günden beri söylüyorum, yine söyleyeceğim. Ay ne yaptın ya? Ne yaptı öyle? Size her şey yapıyor. Ama nasıl düzelecek bu saç? Bize ne? Siz ondan Hasan'ı istemediniz. İşte Hasan bu. O ikna etmiş vallahi. Helal olsun. Vallahi Hasan'ı piksel. İstemediniz. Bir şey söyleyeyim mi? Piksel. Bundan Taner'i, bundan Tayfun'u, şundan da. Evet. İstediğiniz bitti. Ne demek bu ne? Sonrası bizi ilgilendirmiyor Adnan Beyciğim. Ben kızı düşünemezsiniz. Ne bakın olmuş. Madem ki siz kuaförlerinizi burada tanıyorsunuz. Evet işte Hasan diyeceksiniz. Bu saç. Piksel Hasan makasta deli bir çocuk. Bıraktığın zaman böyle şeyler yapıyor. Haksız mıyım? Hata mı yaptık bırakmakla? Piksel kesim yaptı vallahi. Buyurun. İlk defa bu stüdyoda piksel kesim yapılıyor. Ya, piksel miksel. Çok iyi oldu. Sonuçta ne hocaları ya? Ne dedi? Piksel ben burada işte. Sizleri görmek ya, istiyorum. Abi, ben burada... Kesinlikle Hasan'ı görüyorum mesela. Gerçekten Tayfun benim rakibim yani. O yüzden düşük puan veriyor musun Tayfun'a? Yani yok, adaletli davranıyorum ama rakip olarak da görüyorum tabii. Hem de dişli bir rakip. Ya senin bir tarzın bile yok. Kalkmışın rakip olarak görüyorum diyor. Senin bir kere tarzın bile yok. Ben özür dilerim Gözde Hanım. Şimdi biz senin tarzımızı, bir kere tarzın bile yok. Beğenip duruyormuş. Tarzımızı bir şekilde ifade ettik. Biz de seni ifade edemedik. Lütfen sen kendi tarzını bize ifade eder misin? O, bak ne diyeceksin? Benim tarzıma ne dedin söyler misin? Onu mu tekrarlayacaksın? Yok. Ya da o değil mi diyeceksin? Sen söyle kendini nasıl tanımlıyorsun? Demode buluyorum. Sen kendini nasıl tanımlıyorsun? Söyle. Demode buluyorum demek ne demek?
Ayıp. Kullanacağın laflara dikkat edeceksin. Hayatım, içinden seçme. Seçeceksin. Diyorum ki benim tarzıma göre, benim tarzıma göre yumuşak romantik taramalar demode geliyor. Öyle diyeceksin. Bu demode demeyeceksin. Demode demeyeceksin. Çünkü çok kullanan peki, var. Peki demodeyi kaldır. Yumuşak tarıyorsun ya. O ben uçuş. Sana bir şey söyleyeyim. Modelimi yüzüne göre kesiyorum. Gerekirse mesela yüzüne uygunsa makineye bile vururum. İyi ama de, ben uygun bulmuyorum. Ben yüzüne göre kesmiyorsun demiyorum ki. Taradığın tarzlar diyorum. Bana biraz böyle Fransız tarzı geliyor. Önü açıyorum sırf senin sesini duymamak için. Ya bunun böyle tripleri var ama böyle çok komik hani 10 yaşındaki çocuk çok gibi ya. Çok çocuk ya. Ben şimdi falan açıyorum sen aç aç. Allah'ım. İstersen diyorum önündeki uzunluğu kesmeyeyim. İstediğim model şu an nasıl ben anlamadım. Arkası ne bu? Arkası kısa öne doğru uzun. Senin istediğin model. Ben benim dedim, istediğim model. Anlaştık ya en son dedim ya arkasını kısa öne doğru uzun keseriz. Ay ben doğru mu görüyorum? Tabii. Bu kızın saçı gitmiş iyice. Aa. Dün Hasan diyor ki, bak yine aklıma geldi dellendim. Dün Hasan diyor ki sen benim tarzım değilsin, sen şunu değilsin. Bugün de tarz oldu ya. Sen şaka mı? Sen şaka mı yapıyorsun? Şaka hepinizden mi? De kurnazım bunu gerçekten unutmayın. Gerçekten anlamıyor yani. Musun beni yoldaşım? Şov yapmayın. Daha düne kadar birbirinizi yerden yere vuruyordunuz. Arkadaşım dün başka bugün başka. Bu tarz kesin. Karakter bak, meselesi yani. Dün başka unut, bugün başka. Dün unut. Bak. Fönü açıyorum sesini dur, duymak hayır, istemiyorum. Hayır duymak kapat. Kapat beni dinleyeceksin. Kapat. Kapat beni dinleyeceksin. Kapat. Bir kapat dinle ya. Taner kapat dinle. Tayfun Bey beni demode buluyormuş. Ben seni hiç bulamıyorum bir kere. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Taner benim Hasan'la koalisyon içinde olduğumu söylüyor. Esas koalisyon yapan sizlersiniz. Aşk muhabbeti yok bilmem ne ayağına filan. Hasan. Efendim Taner. Sen Aslı'yı hayallerini duydun mu? Neymiş? Ağırlığınca altın istiyor. Evlenecek kişiden. Ağırlığınca altın. Ağırlığınca altın istiyor. Asıl hayalim şey. Kilomca altın. Yani kurban olsun ona ya? Altın. Altın ona kurban olsun. Ama. 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 Haberiniz var mısın altının gramından? Bak. Hani esip görülüyordun. Sana kurban olsun, sana ne altınlar, kemer, memer, ayakkabı, altın, bilmem sizin ne. Sizin altından ne haberiniz var mı? Şimdi altının fiyatlarını altının mı araştırdın? Altının gramından haberiniz var mı Tayfun abi, ne diyor bunlar? Ben altını hiç bilmiyorum da sen o topa girme, alırız da geç. Abi onları mı araştırdın? Yazık yazık, onları mı araştırdın? Yani araştırmadım ama... Sen buradan gittikten sonra çarşıda onları araştırdın değil mi? Hayır canım, araştırmadım ama dur. Yani Aslı 60 kilo... Düğüne kadar 70 olacağım dedi. Düğüne kadar 70 olacağım. Bence hemen spora başlasın. 60 kilo. Ne kadar yapıyor 60 kilo? Ben bir hesaplayabilir miyim? Nerede Hasan kalemim? Ben senin yerinde olurum. Kalemim arkadaşım dürüst dürüst söylerim. Ben alamıyorum de. 70 olacakmış bir de. Biz yuvarlak 60 diyelim. Ya sen ne yapıyorsun? Hesabı da duyalım ama Hasan hesabı da duyalım. Oho gözlem altın hesaplıyor. Taner altını hesaplıyor. Şaka yapıyorsun. 1000 gram. Gramı 276 lira. Of. Altın hesaplıyor gram. 60 kilo. Kesimi falan unuttu. 60 kilo altın ne? Gram hesabı. Bir dakika dur hesap yapıyorum. Kafam karıştırma. Hasan sen bu cimrilikle bence ona anca iki tane çeyrek alırsın. Doğru mu çıkardım bilmiyorum ama 15 milyon 600 bin TL. Bir dakika bir dakika. 2000 mi hesaplanmış? 16 milyon 560. Onu ben yanlış hesaplamış olabilirim. 15 milyon. 16 milyon 561. 16 milyon Hasan 561. Hasan işi çok zor. Yani ben arkadaşlar. 561. Lütfen. 16 milyon 560 bin. Neyse ben bin. Şey yaparım ya söylerim bir spora başlasın. Bir bacağı yerine böyle bir toprağa yatırım yapalım. Eve arsaya yatırım yapalım. Altın olmaz gözde hanım. Taner. Şişt, bırakıyor bırakıyor. Bırakıyor. Mümkün değil Aslı'cığım. İnşallah, inşallah buralarda beni duyuyordur. İşin içinden çıkamıyorsun. Ne oldu? Hani çok seviyordun, kurban oluyordun Aslı'ya. Sen bence Aslı'yı altın için bırakır kaçarsın. Çok cimrisin Hasan, çok. Taner, bir de bir şey soracağım ya. Senin Tayfun'la ilgili şok görüntüler vardı elinde. Öyle bir şeyler iddia ediyordun. Gözde Hanım hatırlatmış oldunuz bana. Unutmuştum saç keserken.
Ben şöyle yeni bir Tayfun'un yanına doğru gideyim. Aa. Altından bak sıkı bir şey çıkmasa. Ben Tayfun'suz ben yapamıyorum ya. Ben iyi bir şey bekliyorum ha. Onu getirme yine bana hediye getiriyor. Bak ben kaçmaktan sıkıldım ya. Ben bu adamla hediye almak istemiyorum. Nereden biliyorsun hediye olduğunu? Tamam özür dilerim. Belki sana bir şey çırp bayıltacak. Ha, bana getiriyorsun işte. Hı? Bir şey için bayıltacak mısın? Yo, İyice şey, saçmalı. Modeline mi getirdim sanıyorum? Ver olabilir. Ver. Hasan bak bu. Şey Tayfun pardon bu. Bunu da takacaksın. Bu üçlüyü de takacaksın. Başka? Bunu da içine açacaksın. Bu tamam. Ya bu çok... Ay çok merak ettim çünkü şok görüntüleri sordum. Böyle bir şey bağladı. Şunu tişört gelirse vallahi bu sefer Tuba Hanım. Tişört gelirse vallahi... Ama... Bir tüy basar. Bak. Bunları getirmemin sebebi. Bunları getirmemin sebebi. Tayfun ne olur aç ya. Çatlayacağım meraktan aç. Tayfun aç ya. Şok görüntüler, şok görüntüler giymen lazım. Özür dilerim, dur kibar alayım. Yok. Dur kibar alayım. Evet, bak hediye ederim. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz efendim. Ne demek efendim, buyurun. Çok nazik. Nasıl bir hediye almak ya? Açıyorum. Onu giyeceksin. Ya arkadaşım, sürekli niye beni süslüyorlar yılbaşı harcı gibi ya? Ben anlamıyorum Üsteme ki. Üsteme değil, arkadaşım bunu giyeceksin. Bunu takacaksın, bak. Bu yüzüğü de takacaksın tamam mı? Bir dakika bu emir kipi, onu takacaksın. Niye? Takacaksın arkadaşım. Niye, benim bir sözüm ya bu. Ya işte, anlat Tayfun. Görüntülerin var. Sen vallahi bu adam benim. Tayfun elimde görüntülerin var diyorum. Şok olacaksın diyorum. Giy. Ha bunları yaparsam koymayacak mısınız? Şantaj yapıyor abi. Niye giyiyorum o zaman? Giy giy giymen lazım. Koymayacak. Koyacağız giymen lazım. Ya bu adamın sözüne güvenmiyorum ben. Vallahi bak giy. Yine tişört. Ben tişört. Aa ama güzel. Bu sefer kaliteli. Bak görüntülerin var diyorum sana giy. Bunu mu giyeceğim? Evet. Hayatta giyemem ben şimdi. Niye? Bak, üç kere giydim. Bak böyle yapma giymen lazım. Merak ediyorum ne olur benim için giy bu sefer ya. Ya bak Taner kopardım ama. Vallahi ben giymeyeceğim al arkadaşım bunu ya. Al. Tayf giymen vallahi lazım. Vallahi giymeyeceğim al. Giymen lazım. Gözcan ben giymek istemiyorum ya. Al. Ya giyme sen giyme sen karşımda. İşte bu aslanım. Verin görüntüleri. Yok hayır. Gidiyorum. Giyme tamam sen ya. Giyme. Tamam Tayfun. Gönder gelsin. Tamam giyme. Gölgesinden giyme, sor. Tamam, giyme tamam giyme. Hadi bakalım. Giymesin Gözde Hanım. Biraz sonra o görür. Tarzım değil diyor ya. Bunu ortaya çıkaracağım ben. Tabii. Hangisi tarzım değil? Bizi kandırıyor ya böyle tarzım değil. Sürekli siyah giyiyorum falan diyor ya. Bunu ortaya çıkaracağım Gözde Hanım. Gözde Hanım ben bu çocukla anlaşamıyorum ya. Tamam hız kesmeden saç kesin arkadaşlar. Son 30 saniyeniz. Sayıyorum. 5, 4, 3, 2 kesiniz bitti. Makyözer kendi imzalarını atmak için modellere devralsınlar. Süreleri başladı. Hadi bakalım renk. Bazen gerçekten beni çığırımdan çıkartıyorsunuz. Kim seni çığırından çıkarıyor? Başta sen. Ne kadar söylersen söyle hep aynı cevabı alacaksın. Bak nasıl lafı çeviriyorsunuz ben anlamış değilim ya. Nasıl çeviriyorsun lafı? Kendine paramparça ediyorsun söylüyorsun sonra da bir de çekiliyorsun. Ağlama. Bebeğim ağlama lütfen. Ben bırakacağım. Düzeltir orayı hiç merak etme sen. Burayı inceltip katı bu tarafa atsa hiçbir şey olmaz. Bak sana zaten bu boy yakışıyor. Onu düzeltir. Gel hadi gidelim bak makyaja başladılar. Hadi gel. Ağlama ama. Başımıza gelenler. Sakinleş önce tamam mı? Bana bak üzülme. Hasan sana kaynak yapar istiyorsan da üzülme böyle bunun için. Bunun için kendini üzmeye değer mi? Şu an olan olmuş giden gitmiş ama bırak ben işimi güzel yansıtayım tamam mı? Bugün öyle kirpikler falan olmayacak. Yüzünü daha hafif tutacağım. Öyle bir makyaj yapacağız. Tamam. Sana bugün kendi tarzımda bir makyaj yapacağım. Birazcık renkli olacak. Tamam. Cildini temiz tutacağım. Hafif fondöten kullanacağım. Gözlerini yukarıya kaldırmak istiyorum. Çekmek istiyorum. Aydınlık bir makyaj yapacağım. Kaşın bak birisi çatık. Burayı yok edeceğim. Bir türlü günlerdir bunu başaramıyorum ama inşallah bugün final günde bunu başaracağım. Ve 10 bin liranın sahibi birini olacağım. Evet. Renkli ayakkabının tonlarında güzel bir makyaj yapacağım. Tamam.
O kız niye ağlıyor yine? Haberi yok. Bence nasıl ikisinin yıkıldığından haberim yoktu. Su iç birazcık. Ay. Burada kesim olacağını biliyorsun. Bugün dedim ben ki... zaten dedim ben uyumluyum, her şeye hazırım ama... Böyle bir şey değil. Ben bunu nasıl kullanabilirim? İle her şeye hazırım diyorsun. Hayır dedim ki buraya kadar benim için hiçbir sorun yok dedim. Yok hani yamukluyum ama bunu merdiven yapacağım dedi ama buradan falan demedi. Ben bunu nasıl kullanabilirim? Dedi. Buradan hani nereden yapacağını söylemedi. Ben arkadan böyle yavaş yavaş gelecek diye düşündüm. Ben bunu nerede nasıl kullanabilirim? Çalışıyorum ben, festivallere, fuarlara gidiyorum. Karşılamadayım, ben saçımla gidiyorum oraya, yüzümle ondan gidiyorum. Ek saçlar var, o kadar güzel yüzün gibi saç içine. Üstelik daha kendini görmedin. Belki görüp çok beğeneceksin. Yeniliklere açık fıstık gibi bir yüzün var. Evet, senin yüzün çok güzel zaten. Ağlama lütfen. Siz nasılsınız? Daha iyi misiniz? Ha? Gözde Hanım, ben ne tarz makyaj yapacağımı söyledim. Kendi kabul tarzında? Etti. Evet, kendi tarzımda ne tarz makyaj yapacağımı söyledim. Kabul etti. Olur dedi ama saçı zaten ilgili... makyajlara karışamazlar. Yıkayıp çıkıyor makyajlar. Evet. Sizleri çok iyi anlıyorum bu arada. İşiniz zor. Umarım zoru başarırsınız. Çünkü geçen hafta aynı şeyi ben de yaşadım. Gerçekten çok zor bir durum. Oo, Buse'nin modeli ağlıyor. Bak tamam, saçın artık geçti. Şu an benim makyajım da iyi geçmeyecek böyle. Bir sakin ol, gözyaşların akmasın, başlayayım ben de makyaja. Aa Ayşegül'cüğüm, dün bize bir yüz soyma peelingi yapmıştım. Evet. Bugün onun devam tarifini verecektin. Çünkü o peelingi tek başına kullanmamamız gerekiyor. Evet. Umarım izleyicilerimiz dün onu tek başına yapmamıştır. Bugünkü devam maskesiyle birlikte. Ama bugün yapacağımız maskeyi her yaştan insanlar kullanabilir. Her yaştan kadınlarımız, erkeklerimiz kullanabilir. Onun da müjdesini vermiş olayım. Ama dünkü işlemi 30 yaş üstüne vermiştik. Bugün onu tamamlayacak maskeyi yapacağız. Yarım limonu tuza basıyorduk. 1-2 dakika yüzümüze yuvarlak hareketlerle gezdiriyorduk. Eğer tabii ki de 30 yaş üstündeysek ve cildimiz hassas değilse. Onun ardından da Ayşegül'ün bugün tarifini vereceği maskeyi uyguluyoruz. Hazırsanız. Arkası yarınımızın ikinci kısmında bugün Ayşegül bize ne yapacak acaba? Bugün size ince kırışıklıklarınızı iyi gelecek. Cildinizi bir gün önce yaptığımız o agresif işlemden dolayı yıpranan cildimizi tazeleyecek, koruyacak, renk açıcı, leke açıcı ve nemlendirici bir maske yapacağız. Ve tamamen doğal bitkisel malzemelerden. Evdeki ürünlerle. Evdeki ürünlerle. Evet. Neler lazım? Neler lazım? Şöyle kaymaklı yoğurt bir yemek kaşığı kadar kaymağını kullanacağız. Patates nişastası bir yemek kaşığı kadar. Ve bir yumurtanın akını kullanacağız. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bu malzemeleri çok kolay bir şekilde şöyle göstereyim hemen. Şöyle teşekkür ederim. Gerçekten. Şöyle kaymağını da alarak yoğurdun. Kaymak gibi bir cilt için yoğurdun kaymak mı gerekiyor, evet, yani? Kaymağını da alıyoruz. Yoğurt biliyorsunuz içinde özellikle mesela şu suyunu alıyoruz. Neden? Cildimizde eğer enfeksiyon, sivilce lekeleri, akneler varsa bunlar çok doğal antibiyotikler. Bunu çocuklarımıza da içirelim, ev yoğurdu özellikle. Böyle karıştırıyorum, şu kadar yeterli. İçine hazırladığımız bir yemek kaşığı patates nişastasını koydum. Ve yumurtanın akı da koydum. Bunu karıştırıyorum. Bakın şurada biraz güneş lekelerimiz var. Bu renk ciltlerde, yani ben de aynı tendeyim. Gözde de mesela
Bizde güneş lekeleri daha fazla oluyor. Bu lekeleri şimdi dün yaptığımız o agresif işlemi yatıştıracak. Çünkü patates var. Biliyorsunuz Çinliler, Japonlar patatesi çok kullanır. Renk açıcı etkisinden ötürü. Şöyle, bu arada bu maskeyi göz çevremize de sürebiliyoruz. Şöyle şu şekilde sürüyorum. Patates nişastası, yoğurt, yumurta. Yumurtanın akı, evet. Şöyle sürüyorum. Çırpıyorsunuz, cildinize sürüyorsunuz. Ne kadar bekleteceğiz? Ne kadar bekleteceğiz? 20 dakika kadar bekleteceğiz. 20 dakika bekleteceğiz. Bu nişastanın yatıştırma özelliği var. Patates nişastası olduğu için rengimizi açacak. Dün soyduğumuz cildimizi yenileyecek aslında bu maske. Gelin görümce. Dünkü tartışmadan sonra aranız düzeldi mi? Ben hala kırgınım. Ne oldu, sen de bir mutlu oldun sanki bu duruma. Yo. Bak zaten modelim kötü şu an. Seni de kırmayayım istersen Zeynep. Yo, gayet mutlu değilim. Gayet mutlu değilim. Evet, gayet mutlu değilim. Şu an çok net anladım mutlu olduğunu. Aranız bozulunca ben mutlu mu oluyorum? Olmuyor musun? Şu ses tonundaki şeye bak. Surat ifadene bak bir de. Sen beni çok yanlış tanımışsın, çok. Ben seni tanımıyorum bile. İşte birkaç gündür tanıyorsun, o yetmez mi? Yetmedi maalesef. Ben de işte böyle insanlara güvenemiyorum. Güvenim böyle yerle bir oluyor sonra. Bana mı güvendin? Güvendim tabii, bana kahve fincanıyla geldin. 40 yıl hatırı olur falan filan. Şimdi benim kötü olmama mutlu oluyorsun. İşte kahve fincanıyla geldim. 40 yıl ne güzel, aramız iyi olur, bol bol kahve içeriz dedim. Gördükten sonra bazı hareketlerini vazgeçtim. Ne yaptım? Ne hareketimi gördün? Birbirinize anlaşarak puan vermeler falanlar filanlar. Ya bak, burada yanlış konuşuyorsun. Ya Zeynep'ciğim, ne kadar söylersen söyle hep aynı cevabı alacaksın. Allah aşkına, koalisyon diye bir şey olsa aramızda, ben niye riskli olan masaya yüksek puan verip adaletli olduğum için ben o puanı verdim. Evet evet, adalet tam da böyle bir şey zaten. Size 5 vermeyince adaletsiz veya koalisyon yapıyor mu oluyoruz? Biz neredeyse jüriyle aynı puanları veriyoruz. Zeynep, senin adaletin eşit gidiyor. Sakin olun, sakin olun, biz de konuşalım. Şu an modelim gerildiği için geriliyorum. Bak, konuşuyorduk. Hep aynı şey. Hep aynı şey. Acaba niye konuşmuyorum? Hiç düşündünüz mü ya? Hiç düşündünüz mü? Niye konuşmuyormuşsun? Sizden sıra geliyor mu acaba konuşmaya? Ne sırası geliyor? Biz burada konuşurken bir dakika konuşabilir miyim? Ne sıra mı alıyoruz? Şu an ortada bak. Günlerdir Taner beni susturuyor. Aslı, bir dakika sus da konuşsun. İçinde kalmış. Bir konuş bakalım. İzin de verdik. Hadi. Bakıyorum konuşulacak biri var mı diye ama göremiyorum böyle döndüğümde. Oh. Ha, o zaman böyle laf yapma, sizden sıra buluyor muyum diye. Tamam Buse ya. Ben konuşurken üzerine 1000 tane kelime kur, sonra hadi buyur konuş. Bak 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 bak, hiç susmuyorsun Buse. Kuklan var senin burada. Senin söylemenle konuşacağım. Ne alakası senin söylemenle var? Susacağım. Sen bak nasıl lafı çeviriyorsunuz. Hiç ben anlamış değilim ya. Hiç nasıl çeviriyorsun lafı? Diyorsun ki sizden sıra bulamıyorum konuşmaya. Hadi konuş diyorum. Şimdi de kuklan mı var senin, ne oldu? O zaman saygı olarak bir insanın lafının bitmesini bekle, tamam mı? Tamam abla, konuş hadi. Bunun ablalıkla alakası yok, insanlıkla alakası var. Ben gayet de insancıl davranıyorum ama anlamıyorsunuz. Karşındaki çocuk da olsa bir dinle, tamam mı? Sözünün bitmesini bekle. Ben herkesi dinliyorum, sizi dinlediğim gibi. Ha, dinlemediğin gibi. Keşke dinlememiş olsam da şu an söylediğin... Hiç görmedim ben ya. Bak hala da devam ediyorsun yani. Buse, Serap'a bu konuda katılıyorum. Çünkü sen gerçekten kimseyi dinlemiyorsun. Sen ortaya bir şey atıyorsun. Bunu orada söyleyene kadar kendini paramparça ediyorsun. Söylüyorsun, sonra da bir de çekiliyorsun. Ne alakası var ya? Çok alakası var. Ben burada ne konuşuyorsam üstünde de duruyorum. Arkasından da lafımı da söylüyorum. Konu yine puanlara gelince... Böyle oluyor. Hayır ama bak Serap, dikkat ettiysen ben günlerdir bu tarz konuşmalara, muhabbetlere uzağım. Taner çünkü sürekli bana sus 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 diyor, konuşma diyor, müdahale ediyor. Konuş be Aslı. Ben artık gerçekten yani böyle bir şey olmadığı için susamıyorum ya, kendimi durduramıyorum. Konuşma gereksinimin de bulunuyorum.
Susmamın bir diğer sebebi ise sizleri kırmamak, kırıcı konuşmamak ama bazen gerçekten beni çığırımdan çıkartıyorsunuz. Kim seni çığırından çıkarıyor? Başta sen. Hiç de bile hiçbir şey de yapmıyorum. Ben sana zaten yaptığım şeyi samimiyetle yapıyorum. Dua et ki senin arkandan konuşmuyorum Aslı. Burada ne diyorsam yüzüne söylüyorum her şeyi ben. Daha geçen gün gördük arkasından konuştuğunu. Yo, niye arkasından konuşsam röportajda mı konuşurum? Ertesi gün izleyeceği şeyde mi konuşurum? Onu ne da kadar gördük. Garipsiniz ya. Onun örneklerini ya de gördüm. Arkasından konuşacak olsam programda mı konuşurum? Bir şey söylüyorsanız altı dolu olsun, tamam mı? Tamam. Sizin haricinde hepimiz böyle bir rüyanın içindeyiz. Bir tek siz gerçekleri görüyorsunuz. Biz hep rüya görüyoruz. Bu da olabilir. Aynen öyle, aynen öyle. Hatta artık kabusa döndü bu rüyalar. Siz demeyelim artık. Onların arası bozulmuş ya. Ablası. Ya bizim öyle şatafatlı bir aramız zaten yoktu ki. Siz görüyorsunuz sürekli bildiğimiz klasik gelin görümce arası davası. Tamam. Zaten sizin bu ilişkileriniz bizi bizden aldı yani. Keşke gerçekten arkanızdan konuşsam da bunu burada görmeseniz, tamam mı? Ay yine mahallenizin mikseri geldi. Müze bir neydi? Müze yani. Evet, ben de buraya şu soruyu sormaya geldim. Biraz şimdi kaldıralım. Maske yapıyorsunuz ya, bunlar doğal maskeler. Evet. Bunlardan sen de yapıyor musun mesela ben kendini? Ben denemedim. Hayır, yani doğal şeyler yapıyor musun, böyle maskeler falan? Ben hiçbir şey yapmıyorum, biliyor musun? Cilt bakımına adam akıllı gitmiyorum. Ayşegül ne söylersin, sadece arada onlar. O zaman yapıyorum. O soruyu ben Ayşegül'e sorayım. Evet. Sen doğal maskelerden yapıyor musun? Evet, çok böyle yaparım. Estetik ama de yok ben, yalnız. Ben de dolgu da yok, botoks da yok. Madem ortalık karıştırmaya hayır, geldiniz. Hayır kız, ondan ne alakası var? Yoğurt var. Patates nişastası var. Suratıma süreceğim, yerim. Sonra artanını yiyebilirsiniz, evet. Evet. Şimdi mesela bu yumurta akı biraz sizi gerecek. Böyle bir yüzünüz gülemeyeceksiniz. 20 dakika bekleyince kuruyacak. Kuruduktan sonra da çok güzel ılık suyla duruluyorsunuz. Ve bol nemlendirici sürüyorsunuz. Soyduğumuz cildimizi yenilemiş oluruz. Ama bu maske yarın herkes o farkı görecek. Çok iyi hissedeceksiniz kendinize. Ay çok yoğurt bu. Hepinize öneriyorum arkadaşlar. Hassas yüzleri yoğurtmuş olmayanlara. Yoğurtmuş içindeki, gözde yiyebilirsin dedi. Ah bakayım yani. Sen de. Kızlar, hararet artmış burada fakat sürenizin çok az kaldığının farkında mısınız? Birazdan kuaförlerimiz gelecek ve beraber çalışmaya devam edeceksiniz. Modellerimize son halini vereceksiniz. Üstelik de bugün sizden istediğimiz dikkatle ve özenle kendi tarzınızı yansıtmanız. Serap, bir şeyler söylemek ister misin hazır şimdi? Bak ben sonra hani konuşuyorum, sana zaman veremiyorum ya böyle. Belki kendini ifade etmek istersin. Sana bir atasözüyle cevap vereyim. Ver ver, başka bildiğim bir şey yok. Demir tavında dövülür. Kızlar, son dokunuşlarınızı yapın. Çünkü kuaförleri çağıracağım ve beraber çalışmaya devam edeceksiniz. Modellere son halini vereceksiniz. Dokunuşlar, son rötuşlar, makyajların temelini attıysanız, kuaförlerimiz de hazırsa modelleri son haline getirmek için sizleri içeri alıyorum. Jürimiz lütfen dışarı. Hoşça kalın. Çok mes. Evet, final günündeyiz. Heyecanla kuaförlerimizi ve makyözlerimizi modellere son haline getirmeleri için bekliyoruz. Bugünün konsepti kendi tarzlarını yansıtmaları. Bakalım jüri karşısında kim en iyi sınavı verecek? Kendi tarzını hangi takım daha iyi yansıtacak? Kesimiyle, makyajıyla imzasını kim atacak? 10 bin lirayı kim kazanacak ve bugün kim elenecek? Biz de sizler gibi merakla bekliyoruz. Bir an önce o görüntülerin verin de kendi de şoka girsin. Benim bir korkum yok gözlerim ya. Baksana önce. Nasıl, Tayfun mu bu? Aa, ne kadar Barış Akarsu'ya benziyor.
Ben bunu görmüştüm. Sıradanım. Var mı diyeceğim? Onun da tarzı bu. Ya durur musun sen? Ben kendimi savunabilirim. Beni gerçekten şoka uğrattın. Bu model kapak modeli olacak kadar güzel bir makyajı var. Genç hareketler, genç duruşlar istiyorum. Burada öyle bir şey göremiyorum yani. Beyine bir Batman havası koymuşsun oraya. İçindeki deli yürek çıktı. Çok delice bir şey yaptı. Çok sıra dışı bir saç oldu. Bayıldım. Yolda herkes seni çevirip saçına bakmak isteyecek, sormak isteyecek, nerede kestirdin diyecek. Çok cesur, çok yaratıcı, çok sıra dışı. Kuaförüm Sensin de yılın ilk finaliyle karşınızdayız. Biliyorsunuz ki bugünün konseptleri onların kendi tarzları, kendi konseptleri. İstedik ki diledikleri gibi modellerini giydirsinler, aksesuarları ve ayakkabılarıyla tamamlasınlar. Bizlere kendi çizgilerini yansıtsınlar. İstedik ki onların kesimleriyle, onların makyajlarıyla farklarını görelim. Hazırsanız 10 bin lira sahibini bulsun ve bir takım ne yazık ki bizlere veda etsin. Çok heyecanlıyım. Hiç kimsenin gitmesini istemiyorum. Çünkü birbirinden 4 başarılı takım yarışıyor efendim bugün burada. Sizler heyecanlı mısınız? Evet. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Ben ayrı bir heyecanlıyım Gözde Hanım. Neden? Gerçekler ortaya çıkacak. Ulaştırdın mı? Ulaştırdım Gözde Hanım. Hiç üşenmedim. Ne diyorsun? Benim bir korkum yok Gözde Hanım. Bir ara böyle bir heyecanlandım falan ama bir korkum yok. Hele Taner'den artık korkmuyorum senden Taner. Gel gönder gelsin. Aa bak ne dedi, artık korkmuyorum dedi. Demek ki bu zamana kadar senden, korkuyordum ben de. Senden korkuyordum. Çok Gözde çekiniyordum. Gözde Hanım çok sabırsızım. Bir an önce o görüntüleri elinde kendi artık şoka girsin. Ben de çok merak ettim. Şu anda ben de korkuyorum. Ne olabilir ki yani, en fazla yeşil tişörtle bir fotoğraf falan yani. Öyle mi acaba? Göreceksiniz. Hazır mı? Hani dedi ya, ben hiç hayatım boyunca şöyle olmam, böyle olmam, yapmadım, etmedim. Hayatım boyunca derin arkadaşlar. Taner'in sürprizleri bitmiyor. Efendim bir iddiası var. Şok görüntüyle karşınızdayım diyor. Ve bu iddia... Ben bulurum. Tayfun'la ilgili. Bakalım ya, yok ne göreceğiz? Hazır mıyız? Bakalım. Aa. Ben bunu görmüştüm. Aa. Şaka. Ama sen değilsin ki. Sen misin? Evet. Bir dakika. Bence Tayfun. Gözlerinden tanıdım. Hayır canım. Barış Akarsu'ya benziyor. Barış Akarsu'ya benziyor. Gerçekten. Tayfun bile tanımadı Tayfun. Aa, ne kadar Barış Akarsu'ya benziyor. Gencim ama orada yani. Bu en az 10 yıllık bir şey bu. 15 de olabilir. Tayfun istersen 20 yıl öncesine giderim ben. Bulurum seni. Nereden buldun hakikaten merak ediyorum. Hiç de sevmedim fotoğrafı bu arada. Nasıl? Nerede? Ne için görüntüsü çekildi? Bilmiyorum. Bir yerden kırpmış galiba. Bir video falan bir şey buldu. Oradan kırptı galiba. Çok sevdiğim bir duruş değil yani. Ne zaman siyaha döndü? Aa, üstünde çocukken beyaz mı? Hep siyah giyiyordum. Bir dakika. Hep çocukken siyah giyiyordum. Bir ara kırdım. Dedim ki ya bu kadar da şey olma. Biraz renkli. Sen bana şimdi üzerindeki o beyaz tişörtün hesabını ver. Hadi bakalım. Haklı. Ne diyorsun? Şu eski tarzı çok daha iyiymiş. Evet. Efendim? Bence de. Eski tarzı çok daha iyiymiş. Eskisini tabii daha sevdin. 10 numara. Siz kızlar? Eskisi inanılmaz iyi. Eski tarzı. Bence. Eski. Evet. Eski tarzı. Teşekkür ederim. Ne diyorsun? Sağ olun. Vallahi istemeden iyilik mi yaptı, kötülük mü bu adam bilmiyorum ki. Geçmişe götürdü bizi ya. Biz sende beyazı sevdik. Değil. Nasıl? Biz sende beyazı sevdik. Teşekkür ederim. Kırmaz giyeriz ya inşallah kalırsak. Demek ki insanın tarzı değişebiliyormuş arkadaşlar. Biz bugün sizin iddianızı merak ediyoruz. Gerçekten tarzınızı görmek istiyoruz. Finalde ona göre 10 bin lirayı kime vereceğimizi karar veriyoruz. İlk olarak Tayfun ve Serap'ın modeli sayıma gelsin. Ayna
kapansın, sayımek kendine baksın. Tayfun ve Serap'la yarışıyorsun 4 gündür. Onların tarzlarını az çok biliyorsun. Evet. Sence kendi tarzlarını senin üzerinde uygulayabildiler mi? Tam olarak giydirebildiler. Makyajını, saçını yapabildiler. Makyajım dışında her şeyi beğendim. Bu yani, Serap'ın tarzı değil mi sence? Yok, Serap'ın tarzı da hani mesela şu anki giyim tarzıma uygun bulmadım sadece makyajımı. O kadar. Bir bütünlük mü yakalayamadın? Evet, bir bütünlük yani? Yok ama saçımı çok beğendim. Taner, Tayfun'un imzasını okuyor musun? Yani eline sağlık başta. Çok yoğun bir saç. Çok gür. Çok gür olduğunu ben biliyorum. Çünkü orada bayağı bir zorlandım, şey yaptın yani, uğraştın. Yalnız hatalar var. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Çünkü yetiştiremedin herhalde. Arkaya doğru şurası uzun. Onun biraz daha böyle bomber olup hafif böyle. Ya da dümdüz olması gerekiyor. Olmamış. Bu saçı Tayfun kesti demez misin? Görsem demem. Gerçekten görsem bu saçı Tayfun kesti demem. Ne diyorsun? Anlamadım ki. Normalde de keserken beğenmiyorsun, şimdi de beğenmedin. Bir garip olmadı mı sence? Hani normalde beğensen bunu beğenmesen saygı duyacağım da, normalde de beğenmiyorsun, şimdi bunu da oraya bağladın. Ben senin renklerini ve kesimlerini beğeniyorum. Hiçbir zaman hiç şey yapmadım. Söylemedin. Sadece topuzlarında şey yaptım. Bir de bu şeyi beğenmedim yani. İlk hafta bak, o kusursuz olan kesim var ilk hafta. Onda da mesela dedin ki hatalar var filan. Onda da sorunlar buldum. Bak diğerlerini hiç söylemiyorum. Şimdi burada sanki onu beğeniyormuş da bunu beğenmemiş gibi olduğunu anlamadım. Yani beğenemedim çünkü şey yani hani önden bak güzel duruyor şu geti ama şöyle yan durduğu zaman kötü duruyor. Saçın boyu doğru. Ben içine oymadım. O saça ben özellikle bak saçın içinde ben o şeyi vermek istedim. Halo, yani arkası kötü duruyor. Görüyor musun bak arka tarafı kötü duruyor. İşte o bombeyi özellikle vermek istedim. Yani o tamamen ama yanlış kesimle... yerde vermişim bak. Yanlış yerde vermişim. Üstten olmuş olsa bura basık duruyor. Alt taraf daha bombeli o duruyor. O kolay olan işte. Klasik şey olur o zaman. Bob. Klasik bob olur. Bundaki o güç bambaşka bir yere gidiyor. Yani ama işte sağlık, tabii şey eksikler var. Yani. Klasik bir çizgin insan değil biliyorsun Tayfun. Bunu yansıtabilmiş mi? Hasan ne düşünüyorsun? Şimdi Tayfun'cum beni gerçekten şoka uğrattın. Ben seninle yarışmaktan hakikaten keyif alıyorum. Dediğim gibi en baştan beri söylüyorum. Rakibim sensin. Özellikle o kesim ve renklendirmedeki çizgilerine ben bayılıyorum. Güzel de bir sunum yapıyorsun bize ama bu tarz senin tarzın değil. Yani çok daha güzel bir şey beklerdim ben senden. Bir aykırılık beklerdim. Bu çok biraz klasik. Yani klasik bir küt kesim. O küt saçı da yani arkada hataların var kesim yamuk biraz onu da söylemeden edemeyeceğim. Eline emeğine sağlık ama bu senin tarzın değil yani ben senden çok daha iyi bir şey beklerdim. Özlem sence? Tayfun Bey gerçekten bir star kadar beğeniyorum. Gerçekten işinde çok çok iyi. Sağ ol. Onunla burada yarışmaktan da gerçekten çok mutluyum, çok keyif alıyorum. Tayfun Bey'in de gerçekten saç çok zor bir saçtı. Evet onu fark ettim. Çok kabarık bir saçtı. Yani Tayfun Bey'in tarzı olduğunu düşünmüyorum. Üzüldüm tam olarak yani. Tam olarak kendini yansıtamadığın için üzüldüm. Çünkü bu değil yani. Sen bu değilsin. Peki kalırsam önümüzdeki haftalarda size bir müsaade isteyeceğim. Burada bir şov yapacağım. Tam tarzında olur şey mu haftanın finalindeyiz? Şov yapman gereken gün bu. İşte kalırsam. Kalmazsam yapamadım. Çok yapamadım. Kabul ediyorum. Senin stratejini kullanıyor. Kalırsan lütfen. Hayba. Gözlem de neydi? Şovunu bugün gösterecektim. Affedersiniz. Tam benim gibi konuşuyor bu kadın. Peki makyaj yorumuna geçelim. Dönebilirsiniz. Zeynep'ciğim ne diyorsun? Serap ellerine sağlık. Makyajın farklı ama ben beğendim. Yani gerçekten beğendim. Çok marjinal buldum. Yani onu söylemek istiyorum. Yani bu hafta içerisinde göz makyajı olarak en çok beğendiğim makyaj bu oldu. Yani modelin suratına bu oldu. Şuradaki yeşillikler falan her şey hoşuma gitti. Zaten tende çok iyisin biliyorsun. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Neyini beğendin makyajın? Ben cidden hayret ben beğendim marjinal. 5 vereceksin de onun mu yerini yapıyorsun şu an? 5 vermek için yer yapmıyorum. Gerçekten. Ona bakarsan bir dakika Özlem. Ona bakarsan Özlem de var yanımda biliyorsun. Özlem saçı beğenmediğini söyledi. Ben makyajı beğendim.
O zaman bana nasıl 5 vereceğiz? Bunlar canım. Bu model kapak ya, modeli olacak kadar güzel bir ya, makyaj var. Ya Buse, kendi yaptığın hareketleri bana taşıma bak. Tamam, kendi yaptığın hareketleri bana yansıtıyorsun. Ben her şeyi Zeynep. Buradaki her şeye yapma. Hakimim. Peki yorumlayalım. Serap'ın imzasını görüyor musun? Makyajı Serap yapmış der misin? Ben makyajı eksik buldum. Tamamlanmamış bir marjinallik var burada. Evet başlamışsın bir şeye ama senin tarzın ne biliyor musun Serap? Böyle hem marjinal hem sade olabiliyorsun sen. Evet bunu aşağı indirmen güzel ama benim anlamadığım şey de şu. Bak ben de ikilemde kaldım. Dedim ki evet bunu Buse yapmıştır dediklerinde mesela ben yanağıma sürekli şimşek çiziyorum. Şimşek yapsam mı dedim. Sonra dedim ki ama benim dışarıda müşterime yaptığım makyaj beni yansıtır. Sen müşterine bu makyajı mı yapıyorsun? Buse'cim ben sadece salona gelen müşterilerle çalışmıyorum. Senin gibi sürekli ben şu bu yapıyorum falan demedim. Ama ben de çalışmıyorum. Ben de sürekli salonda değilim. Bak yine dinle ama ben fotoğraf çekimlerinde çalışıyorum. Moda çekimlerinde çalışıyorum. Birçok şeyde çalışıyorum. Senin bitmemiş işte dediğin makyaj neresi bitmemiş mesela sana göre? Ben sadece şuradan indirdiğin yeşil çizgiye marjinallik kattığını düşünüyorum. Onun dışında ne göz ne dudak ne cilt hiçbir şey bir farklılık yok. Ne yapsın bu dudak bitmedi. Mı siyah boyasın? Dudak hayır, gerçekten. Hiç, sen karışma lütfen benim yorumum. Niye sen ona karışıyordun? Bana da karıştı. Sen söz hakkı almadan. Ya bitirdiğinde almadan. Hayır bitirdiğinde söyledim. Söz ben kabul hakkı etmiyorum. Almadan. Söz hakkı almadan onun yorumunun üstüne yorum söyleyen sensin. Bitirmemiş burada her şey senin. Yo, bak, ben hala ben konuşuyorum mi? Buse. Hala ben konuşuyorum. Konuşmanın devamı yanlış gidiyor çünkü. Hiç yanlış gitmiyor. Senin yanlış, sonsuz bir yanlış. Konuşma hakkın ama var. Bak, kendi, ama bak kendi bakış yok. Açından anlatıyorsun sen. Sen kendi bakış açından anlatıyorsun. Ben de kendi bakış açımdan. Yanlış demene gerek yok. Orada da sen yanlış konuşuyorsun. Sana mı yanlış dedim? Hayır sana dedim ya oluyordu? Yanlış niye yapıyorsun. Niye burayı hep savunuyorsun? Sen koalisyon ben... mu yapıyorsun? Hayırdır? Senin gibi. Ha? Hiç koalisyon de benim gibi değil kusura bakma. Yani iki. Evet. Evet onu o sadece sana sadece puanlama ait. Değil yorumlamalarınız da teraziye göre olsun. Arkadaşlar yorumlardan uzaklaşmayalım lütfen. Aslı'cığım. Ellerine sağlık Serap abla. Ben görsem derim ki evet bu Serap ablanın makyajı olabilir marjinalliğinden bahsediyorum. Kıyafetinin ve gözünde o yarattığın yeşil marjinalliğin rengini uyumunu sevdim. Güzel yakıştırdım ama modeline yakıştıramadım. Burnunu çok geniş göstermiş o yaptığın çizgi. Bu senin dediğine katılıyorum. O çizgi olmasa hiçbir şey inanılmaz sade. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğin? Yok. Adaletli bir şekilde puanları yazmanızı diliyorum. Buyurun. Ben daha farklı bir şey bekliyordum. Tabii ondan. Canım Tayfun Ateşoğlu dediğinde yani değişik bir şeyler beklersin. Yani. Evet. Bir veriyorum o yüzden. Evet birimiz oraya kullanalım. Çok mu güzel makyaj? Yoksa güzel marjinal. Güzel biraz eksik ama marjinal. Ben biri buraya kullanmak istiyorum. Neden? Bu kadar boş boş abartılmasına hiç anlam veremiyorum. Hem Tayfun abinin hem de Serap'ın. Tayfun abi en azından ben böyleyim şöyleyim demiyor. Saygı duyuyorum. Ayşegül'cüm, Serap farklı bir makyajla iddiasını ve tarzını ortaya koydu. Değerlendirmeleri, yorumları duydun. Sen ne diyorsun? Ben gördüğümde gerçekten bu makyaj Serap'ın makyajı derdim. Ama şimdi şu şöyle bir efekt yaratıyor ya bizde. Kedi kız makyajı gibi. Yani şurada bunu yaptığında... O böyle bir aslan, kaplan. Yani ne anlatmak istediğini bilmiyorum. Tabii ki senin hayal dünyana hiç kimse karışamaz. Senin tarzın. Ben de destekliyorum böyle makyajları. Ama yani bunu, bu efekti yaptığında o gözde de bir eyeliner istiyor. Yani çekik bir eyeliner. Yine o kedi kız tavrını devam ettirebilirdin. Onu yeşille değil de gözünün üstüne yeşil kullansaydın da o kontürleri... Pembe mi, bordo mu o renkle yapsaydın o fuşyayla çok daha güzel olurdu. Modenize giydirdiğiniz renk kesinlikle onun rengi değil. Yani onu çok yaşlı ve solgun göstermiş. Türkiye'de nereye koyacağız seni yani makyaj olarak? Bunlar evet yapılabilir ama böyle şeyler hepimiz çok zevkine evde kendimize yani birçok make-up artist. Evet fotoğraf çekimlerinde çok fotoğrafçı veya modacı isterse yapılan çok talep görmeyen makyajlar ya, yoksa güzel kötü değil ama... keşke daha
bu marjinalliğini günlük kullanılabilir ve asi kızlara uyarlasaydın senin için daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama baş kaldırış hissettim bu makyajda. Bir baş kaldırış var. O da sizin masaya özel. Eline sağlık. Adnan Bey, Tayfun'un makasını nasıl beğendiğinizi biliyoruz. Hatta kendi makasınızı hediye ettiğinizi, daha önce boyadığı saçla sahnede selfie çektiğinizi biliyoruz. Peki şimdi bu değerlendirmede, final gününde bu saçı Tayfun kesti der misiniz? Demem. Çünkü hani evet, yani kötü bir saç mı değil. Şu alttan sarkan birkaç bir şeyi saymazsak. Yani belki o fönün azizliği, presin azizliği bilmiyorum. Belki makasın. Ama ben hani Tayfun'un saçı demem. O desem Taner'in saçı derim. Belki de Tayfun oraya bir atıfta bulundu. Bu saçı keşke kendi dalgasıyla bıraksaydın. Hani onun böyle bir kabarmış kocaman bir hali var ya. Ne dedim yani, beni bana hiç yansıtmadı ya. Şu bayağı ben bir şeydeyim. Hayal kırıklığındayım yani. Hayal kırıklığı derken kötülük anlamında değil. Seni yansıtmadığı için. Çok daha iyisini bekliyordum senden. Çok. Muammer Bey, sizce Tayfun ve Serap stillerini, tarzlarını, yaklaşımlarını ortaya koymuşlar mı? Saçın tonunla gardırobundan o kadar yanlış bir renk seçmişsiniz ki. Ton sürton olarak ben saça olan torsünton sadece ne siyahta severim. Yani siyah saça siyah elbise. Çünkü ton sürton da kendisini kendisi kırıyor. Nasıl siyahın derinliğini siyah elbise alıyor. Ama bunlar da kırmıyor. Bunda o saçın renginin ortaya çıkabilmesi için tamamen daha farklı. Yani bir siyah giydirebilirdiniz. Ne bileyim, daha yani bu tonun dışında. Bunu ancak dış kaplarında kullanabilirsiniz. Yani saç bir manto ile bir kabanınla ton sürton olabilir. Ama çıkarttığın anda o hava patlar. Ne demek istediğimi anlatabilir miyim? Yani bu seçiminiz de yanlış. Zaten ayağındaki butiler de çok yanlış. Yanlış, yanlış, yanlış. Çok yanlış var. Ne demek yani? Peki, Tuba sen ne diyorsun? Tayfun ve Serap'ın tarzını modellerinde görüyor musun? Vallahi ben anlamlandıramadım. Yani üst tarafa bakıyorum, tatil köyünde animatör, alt tarafa bakıyorum bankada memure. Yani iki marjinal kafada insanın bu kadar sıradan bir görüntüyle karşıma çıkması beni şaşırttı. Bir de modeller, ben bir şey gösterebilir miyim izninizle? Muammer Beyciğim, kıyafetimi de göstereceğim ama hayır, ben başka bir şey göstermek istiyorum. Şimdi modeller geliyor ya, ya lütfen. Çünkü artık konseptimiz değişti. Hani bizim karşımızda böyle durmayın. Madem o kostümü de gösteriyorsunuz, gelir misin lütfen? O kostümü de gösteriyorsunuz sonuçta. Ayakkabınızı gösteriyorsunuz, üstünüzde takınız, aksesuarınız varsa. Hani bileyim, daha böyle iddialı bir duruş. Yani şunu istemiyorum, öyle değil mi? Yani çünkü bir jürinin karşısına çıkıyorsunuz. Hem güler yüzünüzle, hem duruşunuzla. Biz çünkü sizi artık komple değerlendiriyoruz. Bu arada çok güzelsin maşallah ama duruşlara da lütfen dikkat edelim. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Kıyafetin rengi toprak tonlarında olduğu için burada bir kış kadını var. Kış kadınla sonbahar kadını rengi giydirdiğiniz için zaten kafadan oradan kaybettiniz. Hani keşke sizin kıyafet, keşke sizin tarzınız siyah olsaydı. Evet, niye siyah tercih etmediklerini? Bu kalp de sizi sevdiğim için. Ben ne minnoş oldum. Ayağınıza sizin sağlık. Yok, umarım bizimle keyifli vakit geçirdiğiniz yılı güzel açtınız. Çok teşekkürler. Yeni saçınızı güzel günlerde kullanın. Teşekkürler, iyi günler. Sizin modellerde biraz sıkıntı oldu. O yüzden hazırsanız
Taner ve Aslı'nın modeli Gonca gelsin. Kapansın Gonca, kendine baksın. Çok mu beğendin? Evet, çok güzel olmuş. Ne mutlu sana. Peki evet. Sence Taner ve Aslı'nın imzasını taşıyor mu bu saç ve makyaj? Güzel bence olması dışında. Taşıyor. Hem makyajım da çok güzel, saçım da çok güzel. Yani bence şahane bir şey yapmışlar beni. Pazartesi nasıl geldin hatırlayalım. Karşıya bakarsan. Wow. Bayağı. Bayağı kesmişler. Ne diyorsun sen? Yani Taner beni dinler misin? Efendim? Beni dinler misin? Hı hı. Taner çok klasik. Çok sıradan. Çok kale ne? Çok klasik. Ne klasik? Tarzı bu. Ya çok sıradan. Klasiyim sana, sıradanım. Var mı diyeceğim? Onun da tarzı bu. Ya durur musun sen? Ben kendimi savunabilirim. Sen karışma, boş ver. Klasiyim kardeşim. Gerçekten çok sıradan. Sana ne? Olmam işte. Çık iş içine. Kendi açık. Yok, biraz eleştireyim. Sen şey yaptı ya. Biraz eleştireyim. Birazdan gelecek avize takımı. böyle. Ben çok renkli bir kişiliğin var. Gerçekten çok esprilisin. Çok sağ seviyorum hocam, teşekkür seni. Teşekkür ederim. Ama bugün normal salonumuza gelen müşteriye sıradan yaptığımız bir konsept değil. Bugün gerçek tarzımızı, gerçek kişiliğimizi gerçek yansıtan saçlar. Bak, o yüzden çok bak. Sıradan yani tamam, beğenmedim. Bütün olarak bak, bütün olarak bak. Vallahi çok beğenemedim. Evet, güzel bir bob mu, küt mü bilmiyorum ki. Bir döner misiniz, ben bir ne olduğunu enseye de bakayım. Normal, klasik bir omuz aslında boylarında saç. Aslında ben o saçı çok kabartmıştım. İnanılmaz kabarıktı, havalıydı yani. Hani herhalde inmiş, biraz sönmüş. Sen nasıl buldun Tayfun? Ya herkes iddiasını koyuyor, onun iddiası üzerine konuşacağım. O daha demek ki romantik saçlar ya da daha böyle kadınsı şeyler seviyor. Ben anlam veremiyorum. Türkiye'de genel bir sorun bence bu. Yaşının üstünde görünmeye çalışıyor herkes. Ben bunu anlamıyorum. Tamam, benim bahsettiğim gibi sert de olmasın, şu da olmasın, bu da olmasın ama genç hareketler, genç duruşlar istiyorum. Burada öyle bir şey göremiyorum yani. Saçın durduğu yerde bence de problem var. Taramada problem var, kabarıklığında problem var, arkada problem var. Bu boyda kesiyorsan bari biraz düz taraya. Bu boyda kesiyorsan düz taraya. Hem o yüze bu olmaz, hem şeyi kesiyorsunuz orta yaş üzeri, hem de bunu destekliyorsunuz. Yani bunu anlamıyorum. Ama Türk, işte hanımefendiyi gördük, bayılıyorum dedi, tekrar bakmak istedi. Ben bunu anlamıyorum. Herhalde bize has bir şey. Gerçekten bunu anlamdıramıyorum. Kendi yaşının üzerinde görünme çabası benim herhalde ki, bizde var yani. Ben bunu anlamıyorum. Ben şimdi burada bir araya gireyim. Şimdi bugünkü konsept neydi? Kendini ifade etmek. Kuaförü tanımamız değil mi? Heh. Şimdi sen Türk milletini, Türk adını anlayamayabilirsin. Ama burada Taner'i anlamalısın. Yani yorumun ona göre olmalı. Aa, evet Taner, bu senin saçın. Seni buradan tanıyorum demen gerekiyor. Sen şimdi farklı bölüme giriyorsun. Hayır. O bölüm bizim içeriğimiz değil. Buyurun. Tamam. Ya Taner kendini ifade etmiş. O zaten yumuşak tarzlar seviyor. Biz yani aykırı beklemek doğru değil. Onun tarzı üzerine değerlendiriyorum. Sürekli de müşterilere aykırı bir model kesemem yani. Tamam, bu senin tarzın. Ben tarzına göre şey yaptım, kestim. Senin tarzın işte, ben orada da başta söyledim. Bana şey geliyor işte, klasik geliyor bunlar. Ya sen ne düşünüyorsun Özlem? Taner'in makasını gördün mü bu saçta? Taner'in ellerine sağlık. Kesmek yani hangi modeli kesmek istediniz? Küt mü? Evet, yüksek sesle. Hangi modeli kesmek istedin? Evet, hangi model? Yani ne nasıl olarak bir model görüyorsun? Yani tam bilmiyorum, bir önüyle yani önünde sanki bir kısalık var. Arka biraz daha uzun gibi. Yani şey mi, düz mü kestin yoksa? Allah'ım sen bana sabır ver. Ben sana soru soruyorum, gerilme. Ben sana bir şey söylemiyorum. Sen ne adlandırıyorsun bu kesimi? Ya ben tam anlamıyla bir şey veremedim ya. Şeklini tam anlamıyla anlayamadım yani. Gerçekten anlayamadım. Nasıl buldun? Beğendin, beğenmedin mi? Yani bilmiyorum. Ben de yaşına uygun görmedim. Peki. Makyaj yorumlarına geçelim. Biraz uzun geldi. Yani. Biraz daha kısa olsaydı güzel olur.
Sence bu makyaj Aslı'nın makyajı? Eline sağlık. Gözlerindeki renkleri beğendim. Yalnız bugün nedense bir yüzünü, yanaklarını falan bir beğenemedim. Bir de dudaklarını beğenemedim. Kaşlarda sanki daha keskin mi geliyor bugün ya da ne bileyim? Hayır, kırdım. Ya genelde bugüne kadar yaptığın, yani bu modele yaptığın makyajlar gerçekten çok güzel. Bugün sanki sadece beğenemediğim yerler oldu ya da yüzüne, kesimden ötürü mü, kıyafetinden ötürü mü? Kıyafeti çünkü biraz bana biraz şey geldi, yaşından olgun geldi. Kesim, yüz, şimdi üstündeki şöyle, makyaj. Yaşını baz almıyorum, kendi yaşımı baz alıyorum. Zaten aynı yaştayız. Ben kendimde bu tarz kostüm, kıyafet, saç olsun, makyaj olsun aynen böyle. Kendi tarzım bu. Kendimi bu şekilde yansıttım. Sen kendine yaptığın makyajı mı oraya yapmak istedin? Yani kendi tarzına. Görürsün Gül. Son gülen ben olacağım dedi. Bir tane. Ha, Gül Gül. Ben sana diyorum ki adam gibi bir şey yap. Kendimde evet, kendi tarzımda kendime yaptığım makyajlardan bir tanesi. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Yorumumu yaptım zaten. Sence yansıtabilmiş mi Aslı tarzını modelin üzerinde? Asla yansıttığını düşünmüyorum. Çok basit bir çalışma. Ya bu senin yaptığın günlük makyajın bile değil. Bak kendine ne güzel makyaj yapmışsın. Bu senin makyajın asla demem yani. Görsem demem bu Aslı'nın makyajı. Demek ki beni tanımamışsın Buse. Eğer seni böyle tanıyacaksam tanımayayım. Ben seni daha iyi bir makyaj olarak tanıyorum. Benim kendime yaptığım makyaj tarzı, stilde aynen bu. Modeline yansıtabilmiş mi kendi stilini Aslı sence? Yani biraz tekrar gibi olacak ama Aslı modeli de kendine benzettiğini, ortak yönlerini söyledi. Aslı hiç senin makyajın değil bu makyaj. Yani bu senin makyajı başlamışsın ama kesinlikle hiçbir şeyini bitirmemişsin. Sadece neyi mesela? Her şeyini bitirdim. Serap, her şeyini. Aslı'cığım bu senin... Çizme işlemine kadar bitirdim. Senin kendine yaptığın makyaj gibi değil. Hani sen oradan örnek verdiğin için diyorum. Beni benden daha iyi bilemezsiniz. Bu aynen benim kendime yaptığım makyaj. Aslı'cığım. Kendi stilim, benim stilim. Modelime de yakıştırdım. Gözler renginden dolayı yaptım. Teşekkür ederim. Aslı bir şey bitmedi sözüm. Artık çok sıkıldım ya. Ben sizin bu sürekli benim sözümü bitirmenizden hayır, sözümü gerçekten kesmiyorum. Sıkıldım. Ben kendi konuşmamı bitirmek adına teşekkür ederim. Tamam, özür dilerim o zaman. Sen kendi makyajını örnek verdiğin için evet seni senden iyi bilemem ama karşımda da bir Aslı var. Hani sana bakıyorum. Evet senin makyajın mı? Tek bunu göremeyen ben değilimdir herhalde. Yani sana baktığımda aynı makyajı görmüyorum. Evet kıyafet ayakkabına kadar senin tarzın. Onu biliyoruz yani. Evet. Hatta ama makyaj senin değil yani. Peki. Puanları yaz. Bence beşimizi buradan yana kullanalım. Bence de. Kendi tarzları klasik. Klasik kuaför yani. Muammer Bey, Taner ve Asya en yakın sizsiniz. En sık da siz gözlemliyorsunuz onları. Evet. Sizce tarzını yansıtabilmişler mi? İmzalarını atmışlar mı? Ben bu modelin yanına 8 tane daha model koysam ve onların içerisinden tutup Taner'le Aslı'yı bulur çıkarırım. Dedim herhalde birin kuyruğunu. Olumsuzu olumluya çevirmek böyle bir şey yani. Siz olumsuz bir şekilde demek karşısına çıktınız Muammer Bey'in ama olumluya çeviriyorsunuz. Yani işte. Sen ne diyorsun Tuğba? Senin de yorumunu puanını alalım o zaman hemen. Vallahi Mumi söyleyeceğini söyledi. Abi ben o kadar insaflı değilim canım. Ay sen de ne havalısın. Mumi söylediğini söyledi diyor, 3 veriyor. Ayol 5 vermen lazım bu lafıma benim. Ama sen... Ama neyse tamam etki. Tuğba. Hmm, yani söylediğini. Bu akşam okay, çok yaptın mı yapma? Söylediklerini onayladım, yaptığını yapmadım. Ha, iyi hadi. Adnan Bey nasıl buldun Taner'in makasını? Makası iyidir herhalde. Hani... ya şöyle bu saça baktığım zaman... Makasın nasıl buldu? Çok iyi manikür makası kullanıyor bu. Saça baktığım zaman diyorum ki Taner'in tarzı mı? Bir Adanalı tarzı. Hani Adanalı tarzı. Burhan'ın, bizim sosyete Burhan'ın tarzı mı?
Mahmut abinin tarzı mı? Ama bir Adanalı tarzı, şaka yapıyorum. Taner'in tarzı ama kesinlikle saçı böyle şişlemen gerekiyor. Ama saçın boyu doğru. Doğru bir kesim ama yanlış şekillendirme. Evet. Taner'in saçı mı? Taner'in saçı ama... Çok sevmedim. Teşekkür ederim. Ayşegül'cüm, Aslı kendine yaptığı makyajı imza olarak modeline uygulamış. Ne diyorsun, nasıl yorumlayıp puanlayacaksın? Şimdi Aslı kendine yaptığı makyajı modeline uygulamış ama Aslı'nın çok güzel çekik gözleri var. Yani çekik ve yukarı doğru, kaşları yukarı doğru. Yani yüzü, yüz orantısı, göz, kaş, burun çok çok iyi. Burada da çok güzel bir model var fakat gözleri düşük. Yani onu Aslı burada neyi ifade etmeye çalıştı? Sadece senin makyaj tarzın, renkler mi? Hayır. Bence sen kuaförler geldikten sonraki, yani size katıldıktan sonraki formata ayak uyduramadığını düşünüyorum. Senin bu kadar olduğunu düşünmüyorum. Ha, ama sen kendini bu şekilde ifade ediyorum, bu benim tarzım diyorsan da üzülmekten başka bir şey gelmez benim de elimden. Çünkü sen bu kadar yetenekli bir kızken bu proporsiyonları nasıl düzeltemeden... Sadece renk gösterisi bize makyaj malzemesi tanıtır gibi, ona anlam veremiyorum. Kötü mü? Asla değil. Bu makyajla müşterini çok çok mutlu edebilirsin. Ama ben Aslı Yazar, Türkiye'ye damga vuracak bir makyaj olmak istiyorum diye çam ağacına o dileği yapıştıran kızın makyajı bu mu? Sana sadece bunu sormak istiyorum. Aslı'ya yüklenmemdeki sebep şu, ben onu çok yetenekli buluyorum. Ama o çabalı, yani böyle, yani bu değil, bu bununla kendini ifade etmemelisin. Sana güveniyorum. Bununla kendini ifade etme bir daha. Geçmiş olsun Taner. Öbür taraf yüksek verdi. Ayağına sağlık. Umarım keyifli vakit geçirdin. Yeni yıla güzel girdin bizde. Yeni saçların da güzel günlerde kullan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Hazırsanız yeni takımımız Özlem ve Zeynep'in modeli Meryem gelsin. Ayna kapansın, Meryem kendine baksın. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi. Kuaför ve makyajın nasıl hissettirdiğini düşünüyorsun? Tarzlarını senin üzerinde rahatça sergileyebildiler mi? Onların tarzları olduğu için pek bir şey söylemek istemiyorum. Peki. Stüdyoyu terk ettin, pişman mısın? O an yapabileceğim başka bir alternatif yoktu yani. Burada bulunmak istemedim. Neden? Memnun olmadığım bir kesim oldu. Hmm. Fazla kısa. Bu şekilde. Şimdi ne hissediyorsun? Yani kullanmam bunu. Kullanabileceğim bir model değil. Değil. Evet. Peki. Pazartesi günü nasıl katıldın? Aramızı hatırlayalım. Sence Hasan kendi tarzlarını yansıtabildiler mi? Kesimi nasıl buldun? Evet, çok güzel bir değişim yapmışsınız. Çok da bayağı bir kısaltmışsınız hatta. Ben bir an ne oluyor dedim. Bir hengame oldu, girdi çıktı. Ne olduğunu tam kestiremedim ama... kesim olarak evet, enseleri birazcık hatalı. Yanı niye topladınız, ben onu merak ediyorum. Öyle şekil vermek istedim. Orası ne şekilde şu anda? Orayı germek istedim. Oraya kesim olarak boyu ne boyda? Öbür taraftan bir tık daha kısa. Asimetrik bir kesim yaptım. Yani bir taraf kısa, bir taraf uzun. Tam anlamıyla öyle de ama asimetrik. Yani net bir kesim yapmadım. Yani düz bob kesmedim. Düz asimetrik değil. Bir kesim. Anladım. Evet. Olabilir, saygı duyarım. Emeğinize sağlık ama birazcık daha böyle enseleri... İnceltmenizi oraya beklerdim. Hiç şekil vermedim. İnceltmenizi yani kestiğim beklerdim. Haliyle duruyor. O makas izlerini falan yok etmenizi beklerdim. Bayağı bir sorun yaşadınız modelinizde. Ondandır diye düşünüyorum. Yok, o emeğinize hiç şekilsiz hali. Hiç, yani şu an normal modelim o şekilde kullanabilecek formda. Yani
fön dahil oraya çekemedim. Çünkü orası yani nemli kaldı. Çekmediniz mi, çekemediniz mi? Yani vaktim kalmadı çünkü modelle alakalı bir yani bir eksiklik var. Ya sadece oraya şey yapamadım. Yani şekillendirme. Üste yaptığım şekillendirme alta yapamadım. Anladım. Yani saç ıslak kaldığı doğrudur. İçin. Doğrudur. Ben de yapamadığınızı söylüyorum zaten. Emeğinize sağlık. Tayfun sen ne düşünüyorsun? Biliyorsun modelimiz stüdyoyu terk etti. Bu modeli de tercih etmediğini, kullanmayacağını söylüyor. Sence Özlem tarzını yansıtabildi mi? Ya Özlem'i de işte 3 gündür tanıyoruz. O da topuzda falan çok iddialı olduğunu söyledi. Kesinlikle tabii yaptığı işlere göre öngördüğüm için söylüyorum. Tarzını yansıtmış. Bir kere hanımefendiye yakışmış. Hanımefendinin terk etme oyunu anlamadım. Sonradan ikna edip devam etmeye de bayıldım. İyi ki ikna etmişsin. Siz de bence üzülmeyin. Bu terk etme olaylarından çok sıkıldık. Ne olur kestirin. Buradan çağrı olsun. Falan filan. Şimdi bu tabii tarayamamış. Onu kabul ettiği için üzerine bir şey söyleyemem. Ben yakışmış buldum. Beğendim. Sen ne diyorsun Taner? Eline sağlık. Kısaltmanı sevdim. Her ne kadar da olsun cesaret ettin, kısalttın. Tek şekillendirmeni beğenmedim. Onun dışında bir şey yok. Teşekkür ederim. Peki Aslı, Zeynep'in makyajını nasıl buldun? Tarzını yansıtmış mı? Bir kameraya doğru döner misin? Evet. Ellerine sağlık. Kaşı ile ilgili hala problemini sürdürmüşsün. Sen de yapamamışsın. Bu hafta öyle bitiyor. Aynen. Bu haftayı böyle kapatacağız anlaşılan. Bu hafta kaşla problemini bitiriyorum. Bir de kaş bitimi ile far bitimi eşit değil. Yani aynı yerde durmuyor. Burun kontürünü çok sevdim. Allığı yine yanlış yere uygulamışsın. Çok keskin görünüyor. Allığı son 20 hatta 5 saniyede falan sürdüm herhalde. Model de biraz ağırlıyor. Ellerine sağlık. Güzel olmuş. Ve Buse. Ben bunu görsem derim sen yapmışsın Zeynep. Çünkü şu allığından anladım senin yaptığını. Dün çıktım burada söyledim. Buradan yapmaman gerekiyor, yarıya bölmen gerekiyor diye. Yine aynı şekil yapmışsın. Yani highlighter sürer gibi allık sürüyorsun gerçekten. Sadece biraz büyüğü. Ve ben bu saçı çok yakıştırdım bu arada. Normalde söylemem. Hatta yanını kazıtsam bile sana harika durur. Çok havalı olmuşsun. Allığınla beni kazandın şu an. Senin makyajın tamam, bu. Benim makyajım o. Serap? Aynı olmamışları saymayacağım. Aynı fikirdeyim ama baktığımda gerçekten senin makyajını yani senin kendine yaptığın makyajı ve bu takip eden günlerdeki makyajı görüyorum. Ve diğer hani olumsuz olmaması gereken şeyler de evet. Bu kadar. Peki gördün mü hepimiz kesimini nasıl beğendik, sana nasıl yakıştırdık, sen beğenmenin kapris yaptın. Tahmin etmiştim herkesin beğeneceğini. Çünkü güzel oldu. Evet. Puanları yazın. Puanımız 5. Yavaş. Yavaş kamera. Merakla bekliyorum jürimizin yorumlarını. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Ayşegülcüm seninle başlamak istiyorum. Yorumunu ve puanını al. Size üzüldüm. Bununla ilgili geçmiş olsun demek istiyorum. Asla yani yaptığınız hiçbir şey beğenmedi. Bütün vücut enerjisi, yüzündeki enerji, elini kolunu kullanışı ve vücut dili orada da sizi yedi, burada bizi yedi. Makyajını aslında sevdim. Yani şöyle yine aynı şey aslında makyajındaki aynı şey sende de var. Yani şu kusurları örtmek. Mesela böyle aşağı bayılan bir göz var. Şurada bir eyeliner bekledim. İkinci hafta sizin tarzınızı daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Ama biraz senin tarzını Mustafa Tuna vardı burada. İzledi mi bilmiyorum. Biraz Tuna'ya benzetiyorum. Sonra nasıl olur bilmiyorum. Sana da mutsuzluğunla başarılar diliyorum. Ama bu baltalama burada işe yaramadı hayatım. Teşekkürler. Model yaktın bizi model. Tuba sen neler diyeceksin merak ediyorum. Sonuçta profesyonel bir iş yaptığının farkındasın. Buraya modellik yapmaya geldiğinin de farkındasın. Bu bilinçle geldin değil mi? Evet. Şimdi 2-3 defadır işte beraberiz ve kızların nasıl zorlandığını burada hepimiz görüyoruz. Ben biraz önce de podyuma çıktım ve dedim ki duruşunuzdan gülüşünüze kadar vücut enerjinizi de bize yansıtın ki çünkü o
saça da yansıyor, makyajın o ışıltısına da yansıyor, kostüme de her şeye yansıyor. Beden dili çok önemlidir. Dolayısıyla ilk kez de belki bu kadar sesimi yükseltiyorum, kusura bakmayın. Ama ağladın, gittin, tekrar geldin. Ama her şeye rağmen, tüm bu olumsuzluklara rağmen ben bu kızların hakkını yiyemem. Çünkü gerek elbise, gerek ayakkabının o renkliliği, gerek saçın kesimi, makyajın sadeliği, küpenin ışıltısı, komple bütün olarak baktığım zaman ben çok beğendim. Çok modern buldum. Hem maskülen bir tarz var hem de çok modern bir tarz var ve çok yakıştırdım. Ekranda kendini izleyince o ilk görüntünle geldiğin günle şu anki görüntünü kıyasladığın zaman eminim sen de kendini çok beğeneceksin. Aa, çok teşekkürler. Muammer Bey, neler düşünüyorsunuz? Nasıl yorumlayacaksınız, puanlayacaksınız? Biraz önce tebessüm ettin. Dalga geçmek için mi güldün yoksa güldüm? Hayır, gülmememi dile getirdiğim için güldüm. Cevap olarak değil yani. Hayır, hani bir tavırla konuşma yaptı da onu şimdi böyle anlamadım. Hani sen... İkimize de yaptı aynı şeyi ya. İkimize, hani ikimize şöyle de bir aynı. Tavır yaptınız ya şöyle. Hangi konuda? Endamlı bir tavır. Hadi bakalım. Adam Bey, nasıl buldunuz kesme? Şimdi öncelikle arkadaşlarımın bu zor şartlarda çalışmasından dolayı tebrik ediyorum kendilerini. Ellerinden geleni yaptılar. Tarzınızı 3 günde hani kesimle ilgili daha önce çalışma yapmadığınız için tarzınızı yakalamak zor. Ancak modelin yüzüne yakıştırmak konusunda çok başarılı buldum. Çünkü böyle kemikli yüzlerde ilk günde söylemiştim. Akdeniz yüzlü bir hanım ve yüzü hafif böyle öne doğru daha uzun. Mesela ben Asya yüzlüyüm, düz yüzlüyüm. Yani o farkı anlatmak için söylüyorum. Yani kötü bir şeyden dolayı değil. Bu tip yüzlerde saçların hareketli olması, kemikli yüzlerde hareketli olması çok hoş bir hava veriyor. Onu yakaladınız ama arka taraftaki o şekillendirmeden kaynaklı kısımdan nefret ettim. Yani o kısım tamam yetişmedi falan filan, yüzüne çok yakıştı. Puanımı vereceğim. Ancak burada modellerimizle ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyoruz Meryem. Burada ayılanlar oldu, bayılanlar oldu. Ama bugün, ve bunun hepsinin arkasında oldum, ama bugün yani o kadar kendime de kızdım, üzüldüm. Belki ben bu kadar bu kızların arkasında olduğum için mi bugün bunları yaşattım bunlara? İnanamıyorum. Daha uzun bir saça okey demiştin, ağladın, zırladın burada. Şimdi ondan 20 santim daha kısa bir saçla gülücükler. Yani diyorum ki bu kız kesinlikle üzülmedi. Bunlara eziyet etmek için, şov yapmak için. Hani Bilal bir kızımızın saçını kesmişti, İlayda'nın, onu... bütün dünya basına çıkmış. Diyorum ki dünya basına çıkmak için bu numaraları yaptınız. Aman abi. Aman, aman bak, bir numara, bir de bayılma numarası geliyordu şimdi. Yani modellerin gelip burada böyle basına çıkmak için şov yapmasını da kınıyorum. Elinize sağlık. Şov yapmak için buraya geldiğimi hiçbir şekilde söz konusu bile olmaz. Bunu söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılmayayım dışarıdan en azından. Yok yok, yanlış anlaş. Ben çok doğru anladım. Bugüne kadar kimse diyemez ki ben modellere bir tek kötü söz söyledim. İlk defa yapıyorum. Bu enerjiyi bana geçirdiğine göre bu soruyu kendine sor. Değişim için geldiğini söylemiştin. Evet. Peki. Hoşça kal. Seni mutlu etmeyi çok isterdik. Bizi güzel hatırlarsın umarım. O çok mutlu olacak. Kalın. Eve gittiğinde anlayacak. Evet. Hep öyle oldu. Hazırsanız haftanın finalinde son olarak Hasan ve Buse'nin modeli Gülben gelsin. Ayna kapansın, Gülben kendine baksın.
Gerçekçi olmak istiyorum. Aslında şov saç olarak gerçekten çok güzel bir saç. Sadece ben normalde nasıl kullanacağım onu düşünüyorum. Yoksa gerçekten bir şov, yani saç mankeni falan olsam çok güzel olurdu aslında. Yani çünkü hayal edecek bir şey yok. Sadece günlük hayatta bilmiyorum kullanamam herhalde yani. Orada biraz sorun yaşarım gibi duruyor. Pazartesi günü aramıza nasıl katıldın hatırlayın. Ne diyorsun Tayfun? Nasıl eleştireceğimi bilmiyorum ya. Bunlar benim tarzım. Çok seviyorum. Hakikaten çok seviyorum. Size teşekkür ederim ben Hasan'ın adına. Cesaret edip kestirdiğiniz için, böyle bir şeye müsaade ettiğiniz için size sonsuz teşekkür ederim. Ki bunları görmek benim çok hoşuma gidiyor. Böyle olunca hoşlanıyorum. Arkanı döner. Bu, lütfen. Bu piksel meselesini ben çok çok önce taramıştım. Hoşuma da giden bir tavır. Bir de takılan şey şu bana. Yani tamam şey güzel, süper. Ama Hasan'ın tarzı bu değil ki. Burada da bir avantgard çalışma ya da başka bir şey var. Bu da Hasan'ın tarzı değil. Şimdi orada tarzları gördük ama bu senin tarzın değil. Şimdi bunu ben yapmış olsam mesela yadırgamazlardı ama şimdi sen yapınca ben biraz yadırgadım. Ben burada hiç normal bir saç kesmedim. Hep anormal saçlar kestim. Tarza gelince evet bu benim tarzım. Ama ne yazık ki her yanımıza gelen, her salonumuza gelen müşterimize, misafirimize bu tür kendi tarzımızı yansıtamıyoruz. Ne yazık ki. Önüne de piksellik yapmamış ki kız kendini öyle görüp sinirleri bozulmasın. Ama bu tarzı da eminim birçok kuaför meslektaşımız buradan hiçbir şekilde hiçbir yerde kolay kolay göremeyeceğiniz bir tarz. Zaten Hasan Han'da sadece bir tane var yani kolay kolay göremezsiniz. Sen ne diyorsun Taner, Hasan tarzını yansıtmış mı bu? Hasan'ın tarzını kıyafetle tamamlayabilmiş mi? Yani kıyafetle alakasız buldum ama hani saç kesimini Tayfun yapmış olsaydı Tayfun ki şu önünü hayatta yapmaz bir yine bir Batman havası koymuşsun oraya. Yani işte tam o Hasan. Onun yani imzası. Onu keşke işte kendi tarzını diyorum zaten. Onu keşke yapmasaydın ama onu da niye yaptığını ben sana söyleyeyim. Modelin burayı gördü, bayıldı, orayı gördü, kaçacak diye korktun, hemen oraya bir hava verdin. Yani bu modelin ismi ne? Hasan Han modeli. Başka yerde gördün mü? Hayır merdiven, soruyorum yani. Merdivenden inen Hasan Han. Farklı olmuş merdiven. Ne diyorsun Özlem? Merdivenden indi gerçekten. İndi mi? Çıkabilir. Göreceğiz. Üzerindeki marjinal bir kesim yapmış. Marjinal kesime çok Alaturka bir elbise giydirmiş. O Alaturka elbise sadece uyan tek şey önüne yaptığı maşası. Teşekkür ederim. Böyle bir tarz gösterdiğin için de gerçekten ben onu takdir ediyorum. Ama ben kostümle, elindeki bilekliğiyle, ayakkabısıyla hiç alakasız buldum yani. Evet, neyse makyajla devam ediyoruz. Bu senin rengini, stilini görüyor musun modelin yüzünde? Ne diyorsun Zeynep? Evet, Buse'nin makyajını görüyorum zaten. Yani Buse'nin makyaj derken Buse'nin kendine yaptığı tarz değil. Buse'nin daha çok dışarıya çalıştığı yani modellerin çalıştığı tarzlardan biri. Sadece Buse dudağını ben beğenemedim. Yani rengini herhalde gözlere bakınca dudağı uyuşturamadım. Yoksa genel olarak güzel olmuş, eline sağlık. Serap? Ne diyorsun? Makyajda evet Buse ama bütünde gerçekten çok alakasız. Niye yapsaydık? Senin tarzı, senin tarzı. Keşke bu yaptıklarınızı yapmasaydınız. Sen mi yaptın da beni niye sorguluyorsun? Seni sorguladıklarım. Onlara mı gireyim? Bütününü de beğenmedim. Bak, evet Hasan makyaj kendi Buse. Saçını gösterdi. Ben kendi makyajımı gösterdim. Kıyafet asla benim tercihim değil. Orta noktada keşke buluşsaydınız. Kıyafette buluşamadık orta noktada. Saçı geldiğimde gördüğümde çok şaşırdım ben de. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Merdiven falan dedi ama ben merdiveni böyle hayal etmiyordum. Buse bir şey söyleyebilir miyim? İçeride bir tane deri pantolon vardı. Bilmiyorum gördün mü? Deri onu giydirebilirdin. Üstüne de çok marjinal bir bluz vardı. Onları kombin yap. Şu saçı böyle Hasan kesmiş olsaydı on numara olurdu. Hasan çok i̇şte alakasız. İstediğim şeyleri çok alamadık. Çok güzel olurdu o Hasan deri pantolonlar. Hasan bu astrolist kostümüne bayıldı. Yapacak bir şeyinde kalmadı. Elindeki bileklik bile çok neden vasat alamadın? Yani.
Hasan çok beğendi. Bir anda bu elbiseyi böyle kendine alacak falan sandım i̇şte yani. İşte tarzı değil bu kesim yani. Bu elbiseyi beğenen bir adam bu saçı kesemez. Tarzın değil. Bu avantgard, başka bir çalışma. Bak güzel olduğu için konuşmuyorum. Sorunları var. Çok güzel ama. Bir ses konuşmuyorum. Beğenmekle şey arasında. Aslı ne diyorsun? Hasan ellerine sağlık. Beni yorumlayacaksın. Tamam, Hasan'a da söylemek istiyorum. Çünkü Hasan'a da değineceğim. Elbisesi, saçı, makyajı ayrı telden çalıyor. Hiçbiri birbiriyle bütün değil. Ayakkabısı dışında gözüne kullandığım... Sen de ayrı ayrı yorumla canım. Gözüne kullandığım pigment ve ayakkabısı dışında hiçbir şeyini beğenmedim. Hiçbirini bütünleştiremedim, sevemedim, beğenemedim. Allık bile göremiyorum. Geçişlerini zaten farda yapamam. Parmağını şöyle koymuşsun, bırakmışsın. O kadar. O da herhalde aceleye gelmiş. Ellerine sağlık. Yorumunu kabul etmiyorum. Thanks baby. İster et, ister etme. Puanlarınızı yazın arkadaşlar. Zaten bir şeyimiz kaldı. Puanımız 2. Yani. Bir mi veriyorum? Yani. Kesinlikle. Adnan Bey, sizce Hasan'ın tarzı mı bu kesim? Nasıl buldunuz, nasıl değerlendireceksiniz, puanlayacaksınız? Şimdi Hasan'la kaç haftadır buradayız bilmiyorum. Ama Hasan'ın çift karakterli olduğunu biliyorum. Ve Hasan'ın içindeki deli yürek çıktı. Çok delice bir şey yaptı. Özellikle de modelin haberi olmadan böyle bir şey yaptığı için aslında Hasan'a biraz kızgınım. Ben ikna ettiğini düşünüyordum. Çok mutlu olmuştum. Daha böyle ilk makineyi vurduğu zaman çok hoşuma gitti. Ama ben hep burada modellerin rızası alındıktan sonra yapılmasından yana olduğum için Hasan'a kızdım. Çünkü Gülben'in tepkilerini gördüm. Ama öyle güzel bir saç kestin ki, öyle marjinal bir şey yaptın ki, bu içindeki deli yüreği çıkarttın. Bu saç bir kahkül istiyordu bir tek. Kahkülü de yaptırmadığını düşünüyorum modelinin. Oradaki şu yan tarafa attığın, hiç bu saçla alakası olmayan bukle yüzüne o kadar iyi gitti ki, yani böyle şey oldu, niş bir çalışma oldu. Yani bu kadar marjinallikle bu kadar yumuşak bir çalışma hiç bağdaştıramam normalde, ama onun öyle güzel bir yüzü var ki çok güzel kaldırdı. Ben enteresan bir şekilde de yakıştırdım. Tebrik ediyorum Hasan cesaretini, ama bir dahaki sefere lütfen modelin rızasını al. Ama yaşına gerçekten çok yakışmış. Ciddi söylüyorum bak. Çok dikkat çekeceksin. Ya bu yaşta yapmayacaksın, ne zaman yapacaksın? Ay bence da. Ya vur dibine gitsin. Muammer Bey, size devam edelim. Buyurun. Yanlış yani, olmamış. Demin bir şey konuşuldu yani, bu senin tercihi bana göre de güzeldi. O neyse, bu çocuk elbiseden fazla anlamıyor. Ama saçta dili hakikaten. Siz demin dediniz ya, benim şeyimle aynı, hani benim tarzım bu diye, ama ben sizi haftalardır böyle bir tarz görmedim. Sizin tarzınız çok sıra dışı, marjinal görüyorum, ama hani siz direkt modelinize sorma ihtiyacı duyuyorsunuz. Hani acaba kestirir mi böyle bir şey, acaba yapar mı, bu tedirginliğiniz var. Bu adamda ise o yok. Bu direkt giriyor bodoslamadan. Benim de sevdiğim yönü o. Tebrik ediyorum çocuklar. Ay bu kalemini ama şöyle göbekli bir 5 vereyim. Çok sağ ol. Göbekli. Tuba, sen neler diyeceksin? Çok cesur. Çok yaratıcı, çok sıra dışı. Işık doğudan yükselir derler. Batman'dan ışığı yükselttin. Tebrik ediyorum seni. Ama makyaj zaten bu senin bildiğimiz göz makyajı. Artık ona çok alıştık. Dudağı yetiştiremediğin için dudağı es geçiyorum. Kostüm konusunda keşke Buse'yi dinleseydin. Evet, şık bir davete gidilebilir. Ama madem ki hani bir konsept üzerinden gidiyoruz. Bu saçla daha böyle o teenage tarzı, işte ne bileyim, bir mini bir kot etek. Üzerine bir kapşonlu renkli bir sweatshirt olabilir. İşte altında renkli spor ayakkabılar. Çok daha tatlı durabilirdi diye düşünüyorum. Bir de bu kol saati babanın saati mi? Dedenin mi? Nereden? Benim değil. Onun saati. Çıkarmamış. Biz çıkardık. Ay sen çıkarmayı mı unuttun onu? Ha.
Unutkanlık. Evet. Unutkanlık puan kırdırıyor işte. Ama yine de tebrik ediyorum. Son dokunuşları evet sizin görmeniz gerekiyordu. O saati de sizin görmeniz gerekiyor. Kutluyorum. Çok mersi. Teşekkür ederiz. Baktığımda evet bu Buse'nin makyajı diyorum ama bugün tamamlayamamış. Yani çünkü Buse bu dudakları böyle bırakmazdı. Böyle bir abiye giydirdin. Ben bu arada elbiseyi çok beğendim. Çünkü ben de böyle kısa marjinal saçları çok severim ve ters köşe yapmayı da daha çok severim. Tam bir yaşına uygun abiye bu. Küçük mini ayakkabıları ona uydurmuş. Bence Hasan'ın şu ana kadar seçtiği en zevkli seçim. Yani yaptığı en zevkli seçim diyorum. Çok yakıştırdım. Ama Buse'ye gelince Buse'den de bu elbiseye gold değil de gümüş ışıltılar beklerdim. Bence gold yüzüne yakışıyor, gözlerine ve tenine. Onun renkleri okey. Oradaki şey kiremit de onun rengi. Ama bu elbisede yansıyan o gümüş yansımayı gözde de görmek isterdim. O zaman o buz mavisi gözleriyle falan bence çok efsane olacaktı. Ben saça bayıldım. İkinize de bu yıldızlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeni kesimini güzel günlerde kullan. İnşallah. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Sana dedim yüreğim. Hasta olacak saça. Ve haftanın finalinde bakalım hangi takım tarzını ortaya koydu, iddiasını ortaya koydu ve 10 bin liralık ödülü kazandı. Merakla bekliyoruz. Kim gidecek? Üzülerek bekliyoruz. Sizin tahminlerinizi alalım. Biz puanları hesaplayalım. Bu hafta toplamda 72 puan alarak üzülerek veda eden takım. Kuaförün Sensin de haftanın ilk finalinde sıra geldi. En gergin, en heyecanlı anlara, sonuçları açıklamaya merakla bekliyorsunuz biliyoruz. Kim acaba 10 bin liranın sahibi olacak? Kim üzülerek bizlere veda edecek? Bir haftalık bu harika yolculuğun sonunda yeni yılı karşıladığımız bu ilk günlerde ne yazık ki veda ile başlayacağım. Bu hafta gösterdiği performansla toplamda 72 puan alarak bizlere üzülerek veda eden takım. Tayfun Serap. Tahmin etmek zor değildi. Teşekkürler. Ben hatta malzemelerin bir kısmını da topladım. Gerçekten toparlanmaya başlamıştım öncesinde. O yüzden hiç sürpriz olmadı. Çok teşekkür ederim. Hak etmediler bence. Bence de. Bence de. Ya çok konuşacak şey var da konuşmak istemiyorum. Her zaman şöyle bir şey var. Umarım anlatabilirim derdimi. Çok kusura bakmayın. Çok öfkeliyim biraz. Kendime de kızıyorum şu an. Her zaman herkes bağırılanın yanında oluyor. Sessiz kalan, susan her zaman acı çekiyor. Ama kimse bunu akıl edemiyor. Şair böyle diyor. Bunu seviyorum. Bunu paylaşmak istedim. Kendimi çok öfkeliyim ya. Tebrik ederim. Sağ olun. Vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Takdir kadir yani takdir sizin. Tabii bu ölçü değil benim için. Ama insan üzülüyor yani. Bu bize göre bu bir ölçü, ölçü aslında. Hiçbir şey ölçü değil. Çok özür dilerim Tayfun'cum ya. Biz hayatta böyle birçok insana farklı geliyoruz ya. Uzaklaşıyoruz, kendimizi soyutluyoruz. Şu an olduğumuz yer aslında tamamen bizim hayattaki olduğumuz yer.
tüm rakipler bunu ilk defa burada dile getirdi. Sağ olsun. İlk defa kuaförüm sensin tarihinde kendimize rakip görüyoruz diyen takım arkadaşları gördüm ben burada. Herkes sizin önünüze saygıyla eğildi birçok konuda. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Bu belki sadece bu haftanın performansıyla ilgiliydi. Şu anki duygularınızı çok iyi anlıyorum. Yok Gözde Hanım, ben oraya katılmıyorum. Yani bu söylediğiniz tebrikler benim hayatım boyunca. Yani bunu ne olur yanlış ukalalık olarak algılamayın. Bu salt bir düşünce. Yani genel olarak bende böyle bir şey var zaten. Ben buraları çoktan yani hiç ilgilendiğim şeyler değil yani. Yok teşekkürler, ben en son müdahale edeceğim. Burada değil. Ben o şeyde, o seremoniyi de sevmiyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. İzniniz varsa çıkalım. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Herkesi vedalaşmak için dışarıda bekliyoruz. Kimsenin modunu bozmak istemiyoruz. Tebrikler. Sağ olun. Teşekkürler. Rekabetten gitti. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Tayfun ve Serap bu hafta elenmeyi kesinlikle hak etmediler. Onların yerine ben elenmek isterdim. Gerçekten çok iyi ustalar. Bu hafta elenmeyi hak eden takım Hasan ve Buse. Değişik bir hüzün bıraktılar artlarında. Ve sıra geldi haftanın üçüncü olan takımına. Bu hafta toplam 90 puan alarak üçüncü olan takım Özlem Zeynep. Bekliyorduk. Bekliyorduk, şaşırmadık. Şaşırmadık. Ne hissediyorsunuz? Ben bir şey hissetmiyorum. Yani bununla ilgili de yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Sen Özlem? Ben de bir şey söylemek istemiyorum. Yani söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Belki de kendimizi tam anlamıyla yansıtamadık. Öyle de olabilir. Evet. Önümüzdeki ama hafta adaletsizlik de vardı. Yani her anlamda da değildik yani. Bakalım önümüzdeki hafta sizleri neler bekleyecek ve sıra geldi yılın 10 bin liralık ödülünü kazanan takımına. ...108 puanla bu hafta birinci olup 10 bin liralık ödülü kazanan takım... ...108 puanla bu hafta birinci olup 10 bin liralık ödülü kazanan takım... Taner Aslı. Oh. Aslı. Alın çayımızı hak ettik. Şey Gözde Hanım, Cimi nerede Cimi? Borççulara ses. Gel gel, ödülü takip edeceğim. Gel Aslı. Gelin bakalım. Tebrikler. Teşekkür ediyoruz Gözde Hanım. Gel gel. Tebrikler sana. Teşekkür ederim Gözde Hanım. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyuz Gözde Hanım. Mikrofonlara dikkat edin. Sesinizi duyuralım. Özür dilerim. Paranın sesinizi bastırmasın arkadaşlar. Ne hissediyorsunuz? Mutlu olduk. Yani beşinci haftanın sonunda birinci olduğumuz için... Çok mutluyuz. Mutluyuz. Hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Bu hafta gerçekten biz hak ettik. Alışık olduğumuz manzara ikincilikti. Ne şükür ki çok şükür birinci olduk. Ben bir şey diyemiyorum gerçekten. Gözlem şöyle Cemil'e sadece şunu gösterip de. Sonunda aldı. Çok güzel. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Nasıl kullanmayı düşünüyorsun? Sonunda ödüyor musun borçları? Borçlarımı ödüyorum. Sonra sokak hayvanlarına yem alacağım. Sokak hayvanlarına yem alacaksın sonra. Harikasın. Alkış istiyorum. Sen nasıl? Çeyiz mi? Yok, ben hiç çeyiz düzmedim. Öyle bir hayalim de yok. O da sırf buraya geldiği zaman kıyafet aldı. Onun borçlarını ödeyecek herhalde. Yok yok, benim borcum yok çok şükür. Ne yapacağım da bilmiyorum. Ama bir hayalim var, ufak bir hayalim. Eğer onu gerçekleştirirsem... Taner gibi böyle duyar meselesi. Çünkü benim buna gerçekten ihtiyacım yok.
O öyle şeyler ya, çok duygusal öyle şeylere. Ya ben böyle yardım etmek istiyorum. Hani direkt ona vereceğim dedi, evet. Yani amcam dedi. O bana zaman Taner'e ver. Bana, ben ona bakıyorum zaten. Aç gözlerine bana bakıyor şimdi. Malzemecilere ver kız. Çünkü sana yazarlar bana ver ondan, bana ver diye. Ay, borçlular, daha borçlular çok ihtiyacı olan insanların olduğunu düşünüyorum. Peki. 96 puanla ikinci oldunuz. Neler diyeceksiniz? Ne hissediyorsunuz? Öncelikle tebrik ediyorum Taner ve Aslı'yı. Zaten bayağı bir puan farkı vardı önümüzde. Biz çok çalıştık bugün birinci olmak için ki jüriden de iyi puan aldık. Teşekkür ediyorum. Hak etmişler. Tebrik ediyorum. Biz de bekliyorduk. Sizi bekliyorduk inanın ki. Tayfun, Serap 72 puan. Özlem, Zeynep 90 puan. Hasan, Buse 96 puan. Taner, Aslı 108 puan. Efendim burada çekişme, rekabet, eğlence devam ediyor. Harika jürimizle Muammer Ketenci, Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Tuğba Özay'la biz hafta içi her gün buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. İsmihan Çetin ve Abdullah Sezer gelsin. Kendimi daha çok mekanın sahibi gibi hissediyorum. Oo. Mekanın sahibi olanlar şimdi hep kiradalar. Sen yokken çok şey değişti. Yiyince boğuluyormuş gibi hissediyorum. Bayılıyorum. Buse bunu reçel yaptı hanım. Gözde Hanım, emin olun evde bile böyle oturuyorum. Para seni çabuk bozmuş canım. Ha, terledim mi anlıyorum. Yani haklı atacaktı ya. Evet, evet. Muammer Bey, benim geçici olarak hafıza kaybım var. Yok, buradan bir uçarım hafıza tekrar yerine gelir. Geç çabuk tahtanı at. Seyircimizin de yoğunlukla bizi bildirdiği diye bir kural ihlali yapmış. Ne yapmış? Ne olmuş? Aha. Gitti paralar. Yazık ki haftanın birincisi siz değilsiniz bu durumda. Ciddi misiniz? Evet. Ben seni izledim, sen bana rakip değilsin. Benim ayarımda değilsin. Biz annemizden doğduk, 2 yaşında bebeklerimizin saçını yaptık. Siz arabalarınızı sürerken. Kaç hafta yarıştın? Ben 2 hafta kaldım. İzlenecek kadar kalmamışım. Sen çok çok fenasın. Mallem etmişim, kullem etmişim. Seni de gönderirim. Ayağını denk al. Peki vicdanın? Benim vicdanım çok rahat. Acayip o kadar rahat var ya. Relax böyle tın. Hazmedemediniz. Evet. Sen hiç göründüğün gibi değilsin. Bence yanlış yaptın Ayva'yla gelerek. Haberin olsun. Siz Ayva yedirmeye geldim. Sanki sen yiyeceksin Ayva'yı. İddialıyım dediğin bir konsept var mı makyajda? Vay. O kadar basitleşti ki artık herkes evde kendine yapabiliyor. Bunu genel olarak dünyada herkes bu şekilde düşünüyor bence. Ne? Çok yanıldın, şu an kıyamam. Sana olan bütün iyi düşüncelerimi de yok ettin. Nereye uydurdum dedi. Tabii minareyi çalan kılıfı da uydurur. Ne olduğunu anla, ondan sonra konuş. Bu kaşla bir şey bana güzel gelme ihtimali yok. Kızım şunu da giy, şunu da tak, şunu da giy. Yani böyle çok uyumsuz. Fazla puan almak için mi gördüğünü söylemiyorsun, ben onu anlamadım. Topuzu yamuk buldum. Ben topuz yaptım, yapmaya çalışmadım. Peki tamam, süpersin. Onlar ilk gelenlere böyle yapıyorlar, demolize ediyorlar. 2 gün kendine gelemiyor. Ne alaka ya? Dedi ki beni kulakları ilgilendirmiyor diye. İlgilendirecek. Oltun ucundaki kanca gibi bayıldım. Saçtaki o aksesuar düşüncesi çok güzel, çok şık. Arkada o zaman halay çekti bu kız. Yo, şey bozdu hepsini. Demek ki